Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı olarak kendi derneğim adına ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok kısaca bir iki aktiviteden bahsedeyim. Epeydir görüşemedik sizlerle. Webinarlarımızın bu sene çok süratli bir şekilde başlanmış haliyle devam ediyoruz. Bugün ikincisini izleyeceksiniz. Dergimiz bir hafta içinde basılacak ve artık ULAK BİM problemlerini de halletmiş olduk. Karşınıza bu şekilde çıkıyoruz. 6-8 Mart'ta Ufuk Üniversitesi'nde GSA Avrupa Endoskopi kursunun 1-2-3.'sünü yapıyoruz. İlan ettiğimiz andan itibaren yarım saatte doldu. Çok istek var. Kendi kongremizle beraber zannediyorum 3 tane daha yapacağız. Tabii Storz'dan biraz destek alıyoruz. Onu bekliyoruz. Bunun dışında 18-20 Mart'ta Urfa'da Göbekli Tepe'de yabancı katılımcılarla Doğu-Güneydoğu sempozyumu yapıyoruz. Çok güzel bir katılım bekliyoruz. Şu anda hep tamamen tartışmalar şeklinde olacak. Moderatörler var. Konuşmacıların %90'ı yabancı. Hepinizin bildiği çok iyi. Alanındaki en iyiler geliyor. Ayrıca da 8-10 Nisan'da da Bakü'de bir toplantı yapıyoruz. Azeri meslektaşlarımıza, Azeri kardeşlerimizle birlikte. O da bayağı ilgi görüyor. Ondan sonra da webinarlar, pratik kurslarla birlikte artık kongre zamanımız geliyor. Kongremizin kesin net tarihi de belli oldu tabii. 3-6 Kasım arası, 3-4 günlük bir süre, 3 gece 4 gün olacak. O da Antalya'da olacak. Kozmopolitan Nirvana'da, onun da son hazırlıkları yapılıyor. Sizlerle birlikte umuyorum bilim dolu, sosyal aktivitelerle dolu bir zaman geçireceğiz. Bugün kasıtlı olarak bu konuyu seçtik. Biz günlük sperm analizlerinde kadın doğumcular olarak biliyorsunuz hep spermiyogram isteriz. Sayıya, harekete, biraz da morfolojiye bakıyoruz. Gerisi hakkında çok fazla kadın doğumcu olarak bilgiye sahip değiliz. Bugün bu konuyu seçerken özellikle çok dikkat ettim. Kaan Aydos Hoca moderatörlük yapacak biliyorsunuz. Kendini tamamen üreme infertilitesine, erkek androlojisine daha doğrusu androlojiye vakfetmiş bir meslektaşımız. Kendisiyle çok uzun bir süre birlikteliğimiz var ta Gata yıllarından beri. Keza Volkan Baltacı arkadaşımızla birlikte Ufuk Üniversitesi'nde çalıştık. Ankara Üniversitesi'nden bize gelmişti. O da bu işin genetiğiyle ilgili size bilgi verecek. Özellikle bu yeni değerlendirmelerde elimize işte sperm fiş yazıyoruz veya ürologlar yazıyor. Onların raporları bize geliyor. Ben eminim ki birçok kadın doğumcu arkadaşlarımız bunu yorumlayamıyor. Bunun yorumunu hem Kaan Hoca'dan özellikle Volkan Hoca'dan istiyoruz. Ahmet Hakan Halilioğlu da bizim yine Ufuk'ta birlikte çalıştığımız, klinik pratiklerde de birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. O da size bu sperm DNA hasarı nedir, kime, ne zaman, nasıl, bu endikasyon doğru bir endikasyon mu, klinik uygulamaları nedir gibi klinik bilgisi verecek. Ben hepinize iyi seyirler diliyorum, iyi bir webinar diliyorum. Toplantının sonunda tekrar birlikte olacağız. Ben sözü moderatör Kaan Hoca'ya bırakıyorum. Kendisini çok teşekkür ederek davet ediyorum. Evet, Reca Hocam çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Hakikaten 90'lı yılların başından beri GATA'da birlikte çalıştığımız günlerden sonra hala sizin bilimsel çalışmalarınızla da gurur duyuyoruz. Çalışmalarınız için teşekkür ederim ben de. Bugünkü konumuz sperm tahlilinde, sperm analizinde yenilikler. Aslında hakikaten
Ahmet Hoca olsun ya da Volkan Hoca olsun tam bu konuda aslında konuşacak olan kişilerdi. Şundan dolayı biz ilk başladığımız zaman bu infertilite çalışmalarına, evet biz sperm tahliline bakıyorduk, morfolojiye, motilite işte sayısına bakarak giriyorduk ve ondan sonra bu sperm DNA'sı yani genetik işiyle ilgili olabileceği, bu hücrelerin genetikleriyle ilgili olabileceği ortaya çıkınca ilk olarak Volkan Hoca ile birlikte bu DNA hasarları konusuna bir giriş yaptıydık. Bu testlerin geliştirilmesinde, o metodun kurulmasında ve bunun standartize edilmesinde kendisinin öncülüğü çok büyük olmuştur bu alanda. Ve hemen arkasından da bu, belki birazdan da bahsedilir, seminal markerlarla ilgili çalışmalara girdik. Kendisine şu konuda çok teşekkürüz aslında. Klinikte yaptığımız, bilimsel olarak bu testlerin tamamını klinikte, üniversitede yapıp hatta birlikte yayınladığımız çok çalışmamız da vardı. Ve bunların pratiğe uygulanmasında kendisinin çok büyük katkıları olmuştur. Bilimsel olarak bunların doğru bir şekilde verilmesi ve verifiye edilmesi, sonuçlarının değerlendirmesi, istatistiksel analizlerinin yapılması. Hakikaten bu sayede birçok yayınımıza da yer aldı. Materyal metot kısmında bu marker çalışmalarımız ve hala da bunlar devam etmekte. Dünyada hala bu konuyla ilgili site edilerek bu çalışmalarda çıkmakta. Birlikte başladığımız Volkan Hoca'nın gerçekleştirdiği, yani teknik olarak gerçekleştirdiği bu çalışmalarımız. O yüzden kendisine teşekkür ederim. Kendisi halen Bilim Üniversitesi'nde İstanbul'da öğretim görevlisi, öğretim üyesi olarak devam etmekte. Ahmet Hocam'la da bu çalışmaları klinik olarak yıllardan beri birlikte uyguluyoruz. Ufuk Üniversitesi Üroloji Kliniği Profesörü. İnşallah bunları gene birlikte hep beraber, aslında burada gördüğünüz bu üçlü ekip, laboratuvar uygulamaları, klinik uygulamaları, bilimsel uygulamaları uzun yıllardır birlikte yapmış bir ekip olarak devam ediyoruz. O yüzden anlamlı. Bugünkü konumuza başlayalım. Belki sonradan sorular geldikçe tartışmalarla devam ederiz. Önce Volkan Hocam, herhalde sizinle başlayalım. Bu yeni nesil test yöntemleri konusunda, genetik test yöntemleri konusunda sizden bilgi alalım. Ondan sonra üzerinde detaylarını gene birlikte tartışırız. Daha sonra da Ahmet Hoca ile devam ederiz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Kaan Hocam. Öncelikle bu nazik açılışınız için ve kıymetli tanıtımınız ve konuşmanız için tekrar teşekkür ediyorum. Bu vesileyle değerli hocam Recai Pabuççu hocama ve Üreme Tıbbı Derneği üyelerine ve bu konuşma imkanını veren hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Benim konuşacağım konu yeni jenerasyon testler. Birkaç slaytta iyileştirici teknolojiler de, bunlarla çünkü çok iç içe, onu da eklemek istedim. Testlerden biz ne anlıyoruz? Yani nasıl bir test istiyoruz? Buraya bir kendimce yazmaya çalıştım. Yani öyle testler olsun ki infertilitenin tanısını koysun, sebebini ortaya çıkarsın, bize gruplasın, subfertil bu desin, bu infertil desin ya da fertilizasyon kapasitesi hakkında bilgi versin spermin. Kapasitesi düşükse sebebini ortaya çıkarsın. Azospermi önemli bir grup. Azospermiyi monitörize etsin. Burada bir tedavi veriliyorsa tedavinin cevabını bize takip etsin. Gibi bu liste uzatılabilir. Şimdi elimizdeki testlere bakalım. Bu testler geleneksel testler ve alternatif yeni testler diye buraya bir liste verdim. Kaan hocamın da söylediği daha önce spermiyogramdır, motilite morfoloji incelemeleri ya da genetik testler anlamında kromozom testleri, Y mikrodelesyon testleri ya da FSH, LH reseptörleri veya hormon genlerinin bakılması, kistik fibroz gibi genlerin bakılması, bunlar klasikti. Alternatiflerde neler var son zamanlarda? Fluoksitometri testleri var. Çok anlamlı test grubu bu. Gen ekspresyon testleri var. Bunlar çok anlamlı. Erkek infertilitesini takipte. Gene şimdi NGS panelleri sayesinde çok yani geniş sayıda genleri bir araya getirdiğimiz paneller ve testler, hatta egzon testleri kullanabiliyoruz infertiliteyi takip etmekte.
Yeni hedef genler yakalıyor oluyoruz bu NGS teknolojileri sayesinde ve tüm egzom taramaları neticesinde ilişkili genler ortaya koyuyoruz. Ve spermatogeneze katkısı kenardan köşeden olabilecek genlerin de hastalara spesifik olarak yorumunu yapabilir olduk. Şimdi biraz daha detayına bakalım. Bu testler bize neler sağlıyor? Azo ve oligospermi grubunda kromozom testi yaptığımız zaman vakaların %15'ini yakalıyoruz. Y mikrodelesyonu yaptığımızda vakaların %20'sini yakalıyoruz. Bir değerlendireyim onu, tamam mı? Bunu çantaya koyalım. Vaz deferans agenezislerine baktığımızda ise unilateral ise bu kistik fibroz genini taradığımızda %50'sini vakaların yakalıyoruz. Bilateral ise %80'ini yakalıyoruz. Şimdi bu konuda bir slide daha paylaşmak istedim. Çünkü kistik fibroz geni taşıma ihtimali madem %80 vazogenezisli bir hastanın. Diğer eşe bu testi yapma gereksinimimiz ne yüzde tehlikeden dolayı, hangi yüzdesiyle bunu öneriyoruz? Burada bir Hardy-Weinberg diye bir denge var genetikte. Bu hemen hemen bütün resesif tek gen hastalıklar için geçerli. İşte kistik fibrozun dışında talasemisinden tutun SMA'sına kadar. Hepsi için geçerli. Bunun temeli şuna dayanıyor. Toplumda diyelim ki A hastalığına yol açan mutasyon. Bu mutasyonların sayısı A kadar olsun. Geri kalan normal genlerin, normal alellerin sayısı da 1 eksi A olacaktır. Yani bozuk mutasyonlu genlerle mutasyonsuz genlerin toplumu o toplumda 1'e eşit olacaktır. Bu formülden yararlanarak taşıyıcı sıklığını hesaplayabiliyoruz. Kistik fibroz için bunu hesapladığımızda görüyoruz ki ortalama her 25 kişiden bir kişi taşıyıcı. Bizim bu grup popülasyonlar için. O halde biz bir erkek eşte kistik fibroz mutasyonu öngörüyorsak, karısının da bunu taşıyor olma ihtimali 25'te 1 ki bu hiç de küçümsenecek bir olay değil. Onun için bu teste önemi vermek lazım. Kadın eşten tarama yaparak başlamayı öneriyoruz. Kromozom testlerine de sadece bir slide'la değinmek istiyorum. Çünkü kromozom testlerini biz sadece bir Klinefelter gibi sanki cinsiyet kromozomlarıyla ortaya çıkan bir takım bozuklukları yakalamak için yapıyormuşuz gibi bir şey var benim pratik hayatımda gördüğüm. Bu değil. Asıl derdimiz otozom kromozomlara ait bozukluklar. Çünkü otozom kromozomlardaki bozukluklar infertil grupta 8-10 kat daha yüksek olarak çıkıyor. En fazla da 13-14 translokasyonunu görüyoruz. Bunlar oligospermiye sebep olabiliyor ya da sertolisel onliye matürasyon arrestine sebep oluyor. Buradaki sıkıntı şu, bu tür dengeli kromozomlar mayoz bölünme sırasında segregasyonu bloke ediyor. Ve bundan dolayı mayoz duruyor, bunlar azospermiye kadar gidebiliyor. Halbuki infertiliteyle ilgili bir gen içerip içermemesi değil konu. Sırf meiotik spindle sisteminin etkilenmesine sebep olarak. Ayrıca translokasyon gibi taşıyıcılıkları bilmemiz gerekiyor bu infertil grupta. Çünkü bunlara karşı önlem de almak gerekiyor. Çünkü bu tür taşıyıcılıklar kadında abortusa sebep olabiliyor ya da anormal bebek doğumuna sebep olabiliyor. Böyle bir riski de ekarte etmek için bunlara bakmak durumundayız. Bir slide'la da Y kromozom mikrodelesyonlarından şöyle bir bahsedelim. Non-obstructive grupta %20'ye kadar bir bölgede delesyon görebiliyoruz. 5 milyonun üzerinde ise bu gruba Y mikrodelesyonu bakmayın diyorlar. AZF-A ve B'de delesyon varsa TES'e bile hiç önermiyoruz, gerek yok. C delesyonunda hasta azospermik bulunsa bile düzenli aralıklarla arada kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü C delesyonlarında hele komplet de değilse mutlaka sperm yakalama ihtimalini hep hasta için kullanmak lazım. Y kromozom C bölge delesyonları babadan oğula geçebiliyor biliyorsunuz. Burada hani bir yaklaşım var. Babada sperm parametrelerini çok bozmamış olabilir. Çocuğunda da bozmayacak anlamına gelmez. Çünkü kuşaktan kuşağa bu delesyonlar farklı şiddette seyreder. Aynı delesyon.
bir kuşakta az bir spermatogenez bozukluğu yaparken bir sonraki kuşakta daha şiddetlisini yapabilir. O nedenle bunları da hastaya genetik danışmanlık anlamında vermekte fayda var. Y mikrodelesyonu taşıyan grupta ayrıca cinsiyet kromozom anormalliklerinin arttığını biliyoruz. Dünyada hangi testler ne şekilde öneriliyor? Bu grubu burada bir sadece üstünden geçelim. Burada obstrüktifse kistik fibrozu mutlaka bakalım deniyor. Onun dışında sitogenetik analiz mutlaka yapalım deniyor. Altta gördüğünüz steroid 5 alfa rediktaz mutasyon analizleri, LH mutasyon analizi, GnRH mutasyon analizleri. Bunlar hastanın kliniğiyle birlikte önerilen testler. Şimdi buraya kadar klasik testleri biraz üzerinden geçtik. Asıl bu konuşmanın konusu olması gereken yeni nesil testlere biraz bakalım. Yeni nesil testler arasında erkek infertilite panelleri var. Tabii panel dediğimiz zaman bunun bir kıstası yok. Dünyada bazı uygulamalarda paneller çok klasikleşmiştir içinde içerik bakımından ama çoğu panelde de laboratuvarlar kendi veya klinisyenleriyle beraber koordineli olarak panelleri yeniden dizayn edebilirler. Hele şimdi klinik egzom gibi, tüm egzom gibi seçenekler varken panelleri mümkün olduğunca genişletebiliyoruz. Fakat burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bir paneli genişlettiğiniz zaman sayıca sanki bir işe yarar bir iş yapmışsınız gibi oluyor ama bu sefer de coverage'lar düşüyor. Coverage'ın düşmesi demek halihazırda mevcut olan bir varyasyonu, mutasyonu atlayabilirsiniz de beraberinde getiriyor demek. O halde bunları biz ideal bir şekle sokarak hareket etmek durumundayız. Bu birinci gruptu. İkincisi gen ekspresyon analizleri yapıyoruz. Bunlar yeni jenerasyon testler. Spermatogenezde görevli olan genlerin ne derece ekspresyon seviyesine sahip olduklarını çalışmak da önemli bilgiler sağlıyor bize. Bunu biraz duracağız. Ve son olarak da flow sitometri. Bu çok FDA'den onay almış bir teknolojidir. Flow sitometri çok kıymetli. Biz de bunu çok kıymetli olarak görüyoruz. Bunun üzerinde de duracağım. Bu bir panel. 42 tane gen var içinde. Erkek infertilite paneli. Burada bir rapor örneği var. Fakat demin söylediğim coverage meselesine burada biraz değinmek şansı olacak. Şimdi dediğim gibi diyelim 40 tane geni içine soktuğunuz bir panel yapabilirsiniz. Bununla o genlere ait bozuklukları yakalayabilirsiniz ama biz son zamanlarda klinik egzom yapıp gen sayısını tüm genlere taşıyıp ya da birkaç bin adet gene taşıyıp analiz sırasında spermatogenezle ilişkili olabilecekleri çekip önümüze koyuyoruz ve bunların analizini yapıyoruz. Tabii burada analiz ederken bir takım kriterlere uymak gerekiyor ve kalite skorlarını yakalamak gerekiyor. Örneğin DNA'nın bu analiz sırasında kaç okuma aldığını o bölgenin, okuma sayılarını kontrol ederek o bölgelerin analizlerini yapmak ve hastaya çünkü tetkik ettiğiniz genlerden ya da DNA bölümlerinden dolayı normal demek gibi bir riski getirmiş oluyor size. Bunlar önemli. Şimdi burada slide'da gördüğünüz bir de varyant sınıflaması var. ACMG sınıflaması diyoruz. Burada gördüğünüz gibi biz analizlerin sonuçlarını 5 tane gruba ayırıyoruz. Bu bulduğumuz varyasyonlar bu gruplardan birine giriyor. Yani her varyasyon, her mutasyon patojenik anlamına gelmiyor. Bazen benign olabilir veya bunların ara değerleri var. Likely patojenik, likely benign ve VUS dediğimiz. VUS etkisi henüz belli olmayan, netlik olamayan varyasyonlar demektir. Şimdi biz bu tür analizleri tüm egzondan çektiğimiz zaman bu VUS'ları çokça görüyoruz. Bu tabloyu bunun için koydum. Niçin çokça görüyoruz? Diyelim ki bir kistik fibroz genine baktığımız zaman dünyada yıllardır bu kistik fibroz genini milyonlarca kez çalıştığımız için o geninin cığını cıncığını biliyoruz. Yani çıkan her varyasyonu patojen mi değil mi olduğunu artık klasifiye etmişiz ama bu genlerle yeni yeni çalışıyoruz.
Dolayısıyla bu genlerden elde ettiğimiz veriler henüz siyahla beyaz gibi değil. Gri olanlar var. Bunun bir miktar ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Çünkü bu tür raporları yazdığımız zaman varyasyonun karşısında VUS diyoruz. VUS dediğimizde klinisyen bu bir şey etki etmiyor sonucunu da çıkaramaz. Bu hastanın derdi buymuş sonucunu da tam çıkaramaz. Burada klinikle ne kadar uyumlu olduğu çok önemlidir. Genetik danışmanlık gene de çok önemlidir. Fakat bunlar tabii ki zaman geçtikçe biraz daha siyahla beyaz halini alacak. Şimdi ikinci önemli grup gen ekspresyon analizleri. Ben burada bir deneyimizi paylaşacağım. Burada amaç şu. Mayoz bölünmeyi regüle eden genlerin ekspresyonuna bakmak. Çünkü spermatogenez eşittir mayoz bölünme. Burada biz 4 tane geni kendimize hedef aldık. PCNA geni, LIMON5, SX1 ve TEX101 genleri. Bu testin amacı şu, mayoz bölünmeyi kontrol etmek ve spermatogenezin testis dokusunda aktif olup olmadığını tespit etmek. Bunu da semen dokusundan yapabiliyoruz ve bir non-invasive test haline gelmiş oluyor. Bunu nereden yararlanarak yapabiliyoruz? Normalde biliyorsunuz bir genin ekspresyonuna bakabilmemiz için hedef genden örnek alıp hedef gende çalışmamız lazım. Örneğin zeka ile ilgili bir gene bakacaksak beyinden örnek almamız lazım. Biraz ekstrem bir örnek olsun ama böyle. Ya da işte karaciğer ile ilgili bir enzim bakacaksak bunun ekspresyonu genin kendisi kanda da var. Her hücrede de var ama ekspresyonuna bakacaksak hedef dokudan bakacağız. Şimdi sperm bunun için ejakulat çok anlamlı bir örnek. Çünkü testisin mayotik ürünlerini biz bu ejakulatta görebiliyoruz. O nedenle semen örneğinden bu tür ekspresyon çalışılması teze yapmış gibi, biyopsi yapmış gibi bize bir veri sağlıyor. Bu testin en önemli özelliği bu. İkinci getirisi başarısız tese ihtimalini biraz daha aşağı çekiyor. Çünkü biz ekspresyonunu ejakulattan önden görürsek ve ekspresyonu var dersek TSE'de daha başarılı olur ürolog. Yani Türkçesi mayoz bölünmenin testiste mevcut olduğunu bilerek TSE yapmak gibi. Ve neticede de tedavi veriyorsa tedaviyi takip etmek için kullanabilirler. Bu 4 tane genin ne fonksiyonu olduğunu hızlıca söyleyelim. PCNA hem mitozda hem mayozda. Yani hem somatik hücrelerde hem germ hücrelerinde aktif bir gen. LIMON5 sadece mayozda ekspresi olan, mayozda çalışan, fonksiyon gören bir gen. SX1 ve TEX101 genleri de spermin matürasyonu sürecinde görevleri olan genler. Burada bu genlerin validasyonunu çok güzel bir dizaynla, deney dizaynıyla gösterdik ve zaten bu testi de daha sonra yıllardır kullanıyoruz ve klinik uyumu son derece iyi. Bunda da bir hızlıca üzerinden geçmek lazım. Bu gördüğünüz tabloda kırmızı ekspresyon seviyeleri 4 tane kontrol hastasına ait. Kontrol hastalarından seçtiklerimiz obstrüktif azospermi grubuydu. Yani bunların spermatogenezleri var. Fakat obstrüktif oldukları için azospermik. Bunlar ise non-obstrüktif azo grubu, 30 tane vaka. Burada LIMON5 genleri ve PCNA genleriyle yaptığımız ekspresyon farkları. Bakın LIMON5 ve PCNA'da kontrol hastaları 4 tane, yani spermatogenezi olan ama vazası olmayan, obstrüktif olan vakalarda ekspresyon seviyesi nasıl yüksek. Ama non-obstrüktiflerde ekspresyon seviyesi çok düşük. Bu testin validasyonu bununla çok net olarak ortaya konmuş durumda. Bu da daha sonra bu validasyonu yayınladığımız bir çalışma. Peki biz bunu neye göre karşılaştıracağız? Neye? Cetvelimiz ne olacak yani? Nasıl ölçeceğiz? Bu ACTB geni bir homeobox gen. Homeobox gen dediğimiz şey hücrenin kendi iç fonksiyonları için çalışan gendir. Yani genin eğer hücre canlıysa bu homeobox geni randımanla çalışmak zorundadır Türkçesi. Dolayısıyla biz her hastanın her test için bu LIMON5, PCNA ve TEX ölçümlerini yaparken kendi
ACTP homeobox geninin ekspresyonuyla karşılaştırıyoruz ve dolayısıyla bir cetvel kullanmış oluyoruz. Buna göre ekspresyonunu ölçüyoruz. Bu halde kendimizin çıkardığı bunlar eşik değerler. Hiç ekspresyon yoksa sıfırı görüyoruz. Sıfırla 5 arasındaki seviye düşük ekspresyon, 5 ile 100 arasındaki seviye tespit edilebilir pozitif ekspresyon, 100'ün üstünde ise yüksek ekspresyon seviyesi. Buradaki seviye şu normal sperm yapımını beklediğimiz seviye, şu ise tedaviye cevap verebilir veya bir miktar spermi çıkıyor demektir. Ben burada biraz hızlanmak istiyorum. Bu sonradaki verilerimle bunları biraz testin korelasyonunu ortaya koyduğumuz sonuçlar zamanı iyi kullanamadığımı düşünüyorum. O nedenle bunları biraz geçeyim. Bunlar dünyada bu benzer amaçlı testlerde kullanılan diğer başka genler, SPK4 de dahil olmak üzere. Bir sonraki grup flow sitometri testleri. Flow sitometri testleri hakikaten çok atraktif bir test grubu. Flow'la neleri test edebiliyoruz? Önce onu söyleyeyim. Spermatojenik seri hücrelerin varlığını tespit edebiliyoruz flow sitometriyle. Yani mikroskopta sayıp bakma gibi bir şey değil. Lazerle tespit edebiliyoruz. Sperm DNA hasar yüzdesini tespit edebiliyoruz flow'la. ROS miktarını tespit edebiliyoruz ve apoptoz oranını tespit edebiliyoruz. Flow'un basitçe bir mekanizmasına bakalım. Bu cihaz hücreleri bir kanaldan sort ederken lazerle bunların üzerindeki biomarkerları okuyan bir sistem ve okuduğu her hücreyi bu kadranda ilgili bölüme atıyor. Şurada biraz daha net görülebilir belki. Bir geri gelelim. Böyle bir cihaz. Yaklaşık 50 bin ila 100 bin hücreyi sayıyoruz, sort ediyoruz. Dolayısıyla güvenilirliğini de çok yukarılara çıkarmak mümkün olabiliyor. Hem semende hem testis, tese materyalinde hücreleri hazırlayarak flow içinden sort edip bunları kimliklendirebilmek mümkün oluyor. Nasıl kimliklendiriyoruz? Örneğin burada sperm konuştuğumuz için hem bir spesifik de sensitif de deneyiminden bahsedeceğim. Hem de mekanizmasını biraz daha anlama imkanımız olacak. Spermatogenezin belli aşamalarındaki hücreleri buraya koydum. Bu mayoz bölünmesini tamamlamış, haploid seviyeye inmiş round sperm hücresi olsun, spermatit olsun. Bu vezikülü akrozomu tamamlanmış bir hücre olsun. Bu da kuyruk oluşumu başlamış hücre olsun. Bunların her birine spesifik bir yüzey markırı buluyorsunuz. Bu yüzey markırına bir işaretli antibody bağlıyorsunuz. Her bir antibody bu hücreye spesifik. Bunlar son derece güvenilir yöntemler ve bu bağladığınız antibodileri de flow sitometride okuma imkanınız mümkün. Şimdi burada bu deneye bakalım. Biz burada bu deneyde akrozom markerını, şu B markerını kullandık. Bir de lenfositi kontrol olarak kullandık. Lenfosit üzerinde bir akrozom markeri olmayan hücre. Burası kadranın akrozom negatif bölüm, burası pozitif bölüm. Bakın sperm hücrelerinde bütün okumaları pozitif bölüme yerleştirmiş cihaz. Lenfositte ise bütün okumaları negatif bölüme yerleştirmiş. Bu sensitifte ve spesifte oranlarını %95,5 ve 99 olarak önümüze koyuyor. Nedir üstünlüğü? Bakacak olursak bu hücreleri bununla değerlendirelim. Bir defa sadece kuyruk oluşumu tamamlanmış sperm görünümünde mikroskopta sperm olduğunu anlayabileceğimiz hücreleri değil, atipik hücreleri, henüz kuyruğu olmayan hücreleri yakalama imkanı verir. Mikroskopun iki boyutlu kapasitesini çok çok yukarı çıkarır. Lazerle ve binlerce hücre, 50 bin, 100 bin, 200 bin hücre değerlendirmenizi sağlar. Bir takım santrifüjleme gibi yöntemlerde kayıp edebileceğiniz az sayıdaki hücrelere engel olur. Bir de testi yapan kişinin tecrübesine bizi bağımlı hale getirmez.
bir yukarı seviyeye taşır. Ne amaçlanıyor bu testten? Az sayıdaki sperm hücrelerini yakalamak, immatür sperm hücrelerini yakalamak. Semen veya test örneğinde bunların yüzde miktarlarını öğrenmek. Hangi aşamada hangi seri hücreler var tespit etmek. Ve bir hastaya tedavi veriyorsa ürolog, tedaviye cevabını daha böyle hassas yöntemle takip etme imkanı. Ve daha sonra da bunları ikisi de kullanmasına öncülük yaratmak da bunun amacı arasında. Yani burada aynı zamanda bu hücreleri seçelim, ikisiye de kullanalım. Tabii mevcut flowistometri yöntemlerinde bu hücreleri tekrar kullanma imkanımız yok. Sadece bilgi alıyoruz. Fakat ileride de bu fax yöntemiyle bunun üzerinde de şöyle bir slide'le geçmek isterim. Burada akrozomu pozitif örnek, negatif örnek, değişik örnekler veriyorum. Bunlar kendi laboratuvarımızdaki çıktılar. Burada meyotik hücre ve akrozom artı meyotik birlikte olan hücreler ve negatif hücreler. Bunların oransal dağılımları. Değişik örnekler koydum buraya. Burada erken seri hücreler, sadece meyotik hücreleri test etmişiz. Birkaç tane hücre buralarda var ama bunlar çapraz reaksiyon. Yani bunlar güvenilirlik sınırının altında. Onun için bu negatif hasta örneği açıkçası. Peki. Bir de kombine validasyon çalışması buraya koydum. 2017-18 yılları arası 100 tane hastayı dahil etmişiz buna. Hastalarda flowistometri analizleri yaparak aynı zamanda da bu 4 tane genin ekspresyonlarını kombine etmişiz. Fakat bu hastaların 100'ünde de hem bu ekspresyon verileri hem de flowistometri verileri elimizde gerek hastaların devamsızlığından gerek başka sebeplerden tamamlayamadığımız için bu çalışmada sadece 45 tanesini buraya getirebildim. O liste bu, bu 45 tanesi. Sonuçlarına baktığımızda ne gördük? Bu flowistometri ve ekspresyonun kombinasyonu bize ne sağlıyor? Bir defa immatür seri hücreleri yakalıyor. Gözden kaçabilecek miktardaki az sayıdaki hücreleri tespit edebiliyor. Sensitivite spesifiteyi flow için daha önce de verdim. Tekrarlamaya gerek yok. Ekspresyon artışıyla akrozom varlığı arasındaki tutarlılığı %93 olarak tespit ettik. Bu oldukça iyi bir oran. TSE dokusuna ve semene uygulanabiliyor. Bu da çok güzel bir avantaj. Hangi aşamada hangi oranda olduklarını tespit edebiliyoruz. Bir TSE öncesi prediksiyon sağlayabiliyor bize semenden, non-invaziv. Bu çok güzel. Hastanın TSE'ye gitme oranını böylelikle azaltır. Aslında bu cümleyi hani hastanın TSE'ye gitme oranını azaltır şeklinde söylemek doğru değil. Hele ürolog hocalarımın önünde. Doğru cümle herhalde şu olmalı. Hastanın doğru zamanda TSE'ye gitmesini, optimal döneminde gitmesini sağlar demek daha doğru. Yakında da bu hücreleri fax teknolojisiyle ayırıp tekrar kullanmak mümkün olabilir. Fax dediğimiz şey aynı flowistometri ama bir cell sorter ekleniyor buna. Hücreleri aynı zamanda değişik elektrik yüküyle yükleyip değişik mekanizmalarla aşağıdan ayırmak ve toplamak esasına dayanıyor. Fakat faxın da bir takım handikapları var. Bir defa antibody ile işaretlediğimiz hücreleri kullanmak çok hoşumuza gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü bir takım epigenetik riskler getirebiliyor. Bu antibodileri çünkü uzaklaştıramıyoruz. Yıkama protokolleri var ama çok garanti eden protokoller değil. Bu yabancı moleküller de doğrudan X yapıldığında, oositin içine verdiğimizde DNA'ya doğrudan bağlanarak epigenetik riskler oluşturabilir. Ayrıca ploidi bozuklukları da bir problem. Benzer durum erken hücrelerde gene bu metilasyonla ilgili de karşımızda bir problem olarak duruyor olabilir. Bu konuda bir şey söylemek çok zor. Çünkü buraya bu yayını koydum. Ben bunu çok güzel bir çalışma olarak buluyorum. Çok anlamlı bir çalışma. Bu adam round spermatitlerle ileri formdaki spermlerin bazı genler bakımından, bu genler olfaktör genler. Olfaktör genler insan vücudunda kokuyla ilgili gen sayısı bir insandaki en fazla gen sayısı. Binlerce gen koku için ayrılmış durumda ve
Buradaki genlerle nöronel gelişimde de görev alan genlerin metilasyonlarını karşılaştırmış. Bakın rant aşamasındaki metilasyon seviyesiyle ileri sperm aşamasındaki metilasyon seviyesi bu olfaktör gen grubu için ne kadar farklı. Metilasyon bizim anladığımız anlamda niçin önemli? Çünkü metilasyon biliyorsunuz DNA'ya sus ve başla komutlarını veren bir mekanizma. Geni susturabiliyor, geni aktifleştirebiliyor. Dolayısıyla buradaki bu sorunun cevabı, mesela Rossi için bunu konuşacak olursak, zararlı mı, zararı yok mu? Bu soruya cevap verebilmek için bir defa metilasyon seviyesinin rant spermatitte farklı olduğunu biliyoruz. Ama bunun hangi hayati genler için o aşamada farklı mı değil mi bilmiyoruz. Dolayısıyla hani olumlu ya da olumsuz yönde bir yorum yapabilmek şu anlamda kanıta dayalı olarak çok zor, fakat böyle bir potansiyel farklılığın olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu da gene son dönemlerde burayı konuşmayı hazırlamadan önce gene çocuk arkadaşlara çıkarttığım akrozom ve mayoz markörü pozitif ve negatif olgulardaki sperm bulma oranlarımız oldukça korele görünüyor. Görüyorsunuz spermi negatif olan grupta mayoz markörü pozitif bulduklarımızda negatif olanlara göre oldukça yüksek. Ama bunlar spermi, bu testlerin spesifite ve sensitivitesinden bağımsız olarak burada gerçekleşmiş olabildiğini de aklımızdan çıkarmamamız lazım. Tunnel testini de flow'a adapte edebiliyoruz. DU tipi bağlıyoruz. Kırık uçlara yapışıyor. Dolayısıyla sperm kırığını otomatik olarak bize sayabiliyor. Çok anlamlı, çok güvenilir bir test. DNA kırık oranını ideal olarak yakalama imkanı veriyor bize. Bunu da geçelim. Potansiyel markerlar, dünyada bunlar da tercih edilebiliyor flow için. Son olarak ben süremi de aşıyor olabilirim korkusuyla iyileştirici teknolojilerden birkaç slide'la konuşup konuşmamı bitirmek istiyorum. Nedir? Şöyle bir bakalım. Sperm aktivasyonu ve oosit aktivasyonu. Yani sperm aktivasyonu oositle birleşmeden önce bir aktivasyonu içeren bir prosedür değil. Spermin aktivasyonu veya potansiyeli hem embriyo ile bir oositle entegrasyonundan önce hem de sonrasında da devam etmesi gereken bir prosedür. Spermi aktive eden ajanlara şöyle bir bakacak olursak fosfodiesterler. Bunlardan fosfodiester 4 en önemlisi. Fosfodiesteraz inhibitörleri. Bunlar sperm aktivasyonu yapıyor. Gene kafein, teofilin gibi kapasitasyon arttırıcı ajanlar var. Burada pentoksifilin sayın hocalarım da çok yakından takip ediyordur ki yakın gelecekte bayağı bir atrakte olmuş olan, üzerinde de çok çalışılan bir molekül. Bir de Ketsper kanal aktivatörleri. Bunlar DES olabilir, steroidler olabilir. Oosit aktivasyonlarına bakacak olursak soluble faktörler, spermden salınan PLCZ'a bu aynı zamanda eksternal aktivatör olarak da kullanılıyor. İonofor uygulaması ve piezoelektrik uygulaması. Şimdi bunlardan pentoksifilin ve Ketsper'e şöyle biraz daha bir detaylı bakalım istiyorum. Pentoksifilin en yaygın kullanılan ajanlardan biri oldu. Fakat handikapı ne bunun? Prematür akrozom reaksiyonuna sebep oluyor. Nedir bu? Yani spermin oositle entegre olmasından önce aktivasyonu başlatıyor ve bu senkronize olmamış oluyor. Bir diğer handikap, burada Evrim Hanım'ın da bir çalışması vardı 2015'te yayınladığı pentoksifilinle. DNA hasarını çokça arttırıyor pentoksifilin. Bunu pentoksifilin için bir not olarak burada düşmüş olurum. Ketsper'e bakacak olursak, bu biliyorsunuz spermin kuyruğuna spesifik bir kalsiyum kanal kompleksi. Burada sadece Ketsper'in genine de baktığımızda sadece bu spermde ekspresi oluyor. Çok önemli bir marker. Bunların delesyonlarını veya ekspresyon kayıplarını incelediğimizde astenospermi ile çok yakından koreli olduğunu görüyoruz. Sperm hücresinde diğer hücrelerden farklı olarak kalsiyum kaynağı. Çünkü kalsiyum osilasyonunu sperm tarafından regüle ediliyor ve döllenmede çok önemli bir aşama.
Sperm içindeki kalsiyum kaynağı diğer hücrelerden biraz farklı. Çünkü spermin içinde endoplazmik retikulum bulunmuyor. O durumda bir ikinci kaynaklara düşüyor. Ve burada Catspere'in kalsiyum osilasyonunu biraz daha indüklemek için SLC9C1 proteini çok önemli görev alıyor. Ve burada sodyum ve hidrojen değişimini bu SLC9 regüle ederek alkalizasyon üzerinden Catspere'i aktive ediyor. Bu sperm aktivasyonu için önemli bir şey. Şimdi piezoelektriğe de buradan bir değinmek istiyorum. Piezoelektrik hem bir kalsiyum osilasyonunu sağlıyor. Mekanizmasını biraz sonra göreceğiz. Hem de bu SLC9 şuradaki çalışma ve benzer çalışmalar da var. Üzerinden gene hidrojen ve sodyum değişimi üzerinden de aktivasyona katkıda bulunuyor. Catspere'i endojen ve eksojen olarak agoniste eden, arttıran ajanları burada görüyorsunuz. Son olarak döllenmeden de hızlıca bahsedip biraz piezoelektrikle bir iki slide bitireceğim. Tedirgin oldum. Onun için böyle sık sık söylüyorum. Kaan abi bir sıkıntı inşallah yoktur değil mi? Yok yok. Gayet güzel dinliyoruz Volkan hocam. Peki, lütfen devam edin. Ağzınıza biraz, sağlık. Sonra bitiyor. Şimdi döllenme spermin oosti bir geçmesiyle füzyonundan hemen sonra bir kalsiyum osilasyonuyla başlıyor. Bu ilk kalsiyum osilasyonu bildiğimiz üzere zonadaki konfigürasyon değişikliğini sağlayarak polispermiye engel oluyor. Bu ikinci spermin girişine yani. Bu fizyolojideki akışı. Fakat biz X'i yaptığımız için bu ilk osilasyonu sağlayamıyoruz kendi X'i ürünlerimizde. Ve döllenmede asıl önemli olan kalsiyum osilasyonları işte kala kala bu koordineli kalsiyum osilasyonu dediğimiz ikincil, üçüncül osilasyonlar üzerinden yürüyor. Bu birinci osilasyondan sonraki bu osilasyonlar sinyal kaskadını başlatıyor. Sinyal kaskadı önemli oosit içinde çünkü bu kaskat sayesinde kortikal granüllerin eksositozu, pronükleusun oluşumu, maternal mRNA'ların senteze başlanması, mayotik bölünmenin, mayozikinin tamamlanması, embriyonik bazı gen ekspresyonlarının yeniden sıfırdan başlanması, pronükleusların silinerek gerçek tek zigota, zigot nükleusuna dönüşmesi gibi aşamaların hepsi ardışık osilasyonlar, bu koordineli osilasyonlarla sağlanıyor. Ve bu osilasyonları arttıracak ve düzenleyecek bazı katkıları da denemek lazım diye düşünüyorum. Burada bu güzel bir diyagram. Fizyolojik oosit aktivasyonunun oluş mekanizmasını solda görüyoruz. Sağda da ben burada... Resimler bana engel oluyor. Onun için şöyle hareket ediyorum. Dur, şaşırdığımdan durmadım. Şunu yapayım diye kendi ekranımda. Şimdi X'i zaten bir aktivasyon başlı başına. PLCZ mikroenjeksiyonu kullanılabiliyor. İonofor biliyoruz kullanılabiliyor ve piezoelektrik. Piezoelektrik iyonofor kadar yaygın değil ama oldukça hızlı kullanım alanı bulmuş bir uygulama olarak görünüyor. Burada ben bir piezoelektrik uygulamasının belli saniyelerdeki oosit üzerindeki etkisini önce diyagram olarak göstermek istiyorum. Şu bölgeye biraz odaklanırsak, bu edit edilmemiş bir videonun ilk görüntüsü, ikinci saniyesi bu. Membran duruyor. Bu 14. saniyesi, şurada gördüğünüz gibi bakın membran kasılıyor. Şu da 27. saniye. Tekrar eski haline dönüyor. Buradaki olan olay ne? Olay şu. Biliyorsunuz bu OLEMMA üzerinde OLEMMA membranı fosfolipid yapıda ve içinde proteinler var bu zarın. Bu elektrik akımı bu proteinleri motilite ediyor. Bunları harekete geçiriyor. Ve bu hareketin görüntüsünü tüm OLEMMA'da görüyoruz. Burada şimdi bir ilerideki şeyde bunu film olarak izleyeceğiz. Bu deminki görüntü şu kısmına özellikle fokuslanmanızı rica ediyorum. Bakın şu gösterdiğim kısma. Elektrik akımı biraz sonra gelecek.
İzleyelim lütfen. Evet, geldi. Şu kasılmayı ve şuradaki kırılmayı gördünüz. Bu kendi laboratuvarımızdaki standart uygulamalardan birinin videosu. Bu ne yapıyor? Bu ortamdaki kalsiyumun içeri girmesini sağlıyor. Bu proteinleri, porları açarak yani elektrik akımıyla bu proteinler aynı elektroforezde DNA yürütüyormuş gibi ya da protein yürütüyormuş, koşturuyormuşuz gibi düşünün. Bu porları açarak kalsiyumun hücre içine girmesini sağlıyor. Bu bizim kendi 2010'da ve 2014'te yayınladığımız biri Fertil Steril'de, biri Human Genetics and Embryology'de yayınladığımız piezoelektrik sonuçlarımız. %42 ve 44 fertilizasyon. Bunların hepsi TFF vakası, total fertilizasyon kaybı vakası. Bir küvetin içerisine koyarak elektrik akımı vererek uyguladığımız yöntemler. Peki güvenilir mi bu? Bir defa anormal bir sonuç bugüne kadar bildirilmemiş. Daha çok kalsiyum iyonaforla karşılaştırılmış. Bunlarda da herhangi bir anormal doğum veya başka bir bildirilmiş olgu yok. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım süremi ve konuşmanın şeyini aşmamışımdır. Bilgi verdiğimi umuyorum. İnşallah yararlı olmuştur. Okan Hocam çok teşekkürler. Çok değerli bilgileriniz için. Gerçekten can kulağıyla dinledik. Sorular var size yöneltin ama olmazsa sonunda bunları hepsini toplayacağını cevaplandırsak daha iyi olur. Belki Ahmet Hocam da katkıları olur şey. Çünkü sorularda diğer dinleyicilerden gelen sorular. Şimdi sırada Ahmet Hoca'nın, Sayın Profesör Doktor Ahmet Hakan Haliloğlu bize DNA hasarları konusunda biraz önce Volkan Hoca genel olarak isim olarak bahsetti ama bunların klinik uygulamaları olarak biz nasıl faydalanıyoruz DNA hasarından? Laboratuvar işi ayrı ama klinik olarak bunları nasıl faydalanıyoruz ve sonuçlarını hastalar üzerinde nasıl görüyoruz? Bu konuda bize bilgi verecek. Buyurun Ahmet Hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sesim geliyor değil mi hocam? Evet, evet. Evet, ben öncelikle bu konuşma için teşekkür ediyorum. Hem dernek başkanımıza Reca Hocam'a hem de model ettiğiniz için size hocam. Sperm DNA hasarları hakkında bilgi vermeye çalışacağım ben ve sperm DNA hasarları son yıllarda üzerinde çok konuşulan, çok araştırma yapılan bir erkek infertilite konusu. Ve bu konuya başlarken geçtiğimiz yıllarda yayınlanan MUS çalışmasının verilerinden faydalanmak istiyorum ben. Bildiğiniz gibi dünya üzerinde 186 milyon çiftin infertiliteyle mücadele ettiği hesaplanıyor yapılan hesaplamalara göre ve kabaca bunun çiftlerin yarısının yani %50'sinin de erkek infertilitesi nedeniyle bir problemi yaşadığı varsayılıyor ve bu konu üzerinde hemfikir insanlar. Peki biz bugün biraz önce Volkan abi çok güzel bahsetti. Yani infertilitede özellikle erkek infertilitesinin geleceğinde çok yeni gelişmeler ve çok umut verici beklediğimiz gelişmeler var. Ancak biz bugün için infertilite erkeği nasıl değerlendiriyoruz diye baktığımızda aslında biz bugün değerlendirmeyi genel olarak klasik spermiyogram üzerinden yapıyoruz. Yani gelen spermiyogramları sperm konsantrasyonu, motilitesi, hareketi ve morfolojisi olarak değerlendirip buna göre bir yorum yapıyoruz. Ancak görüyoruz ki infertil erkekler değerlendirildiğinde bunların %15'ini spermiyogramlarının tamamen normal olduğunu görüyoruz. O zaman acaba bizim spermiyogram değerlendirmelerimizde hep tartıştığımız konu başka yöntemlere ihtiyacımız var mı? Mesela spermin DNA'larının bütünlüğünü değerlendirmemiz lazım mı? Bu konuda bir çalışma yapmamız lazım mı? Bu konuyu düşünmemiz gerekiyor. Yine biraz önceki slayta gelecek olursak, burada biz görüyoruz ki aslında genel olarak açıklanamayan infertiliteden, erkeklerde açıklanamayan infertilite başlığında ya da idiopatik infertilite başlığında baktığımızda bunların yaklaşık bir kısmında %50'sinde, bir kısmında %80'lere varan oranlarda oksidatif stresten bahsediyoruz. Yani aslında açıklayamadığımız erkek infertilitelerinin önemli bir kısmında oksidatif stres oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz ve böyle olunca da karşımıza sperm DNA fragmantasyonu ya da sperm DNA hasarı çıkıyor. Acaba bunu incelememiz gerekiyor mu ya da hangi durumlarda bunlara bakmamız lazım? Bununla ilgili hangi testleri kullanmamız lazım? Bunun üzerinde biraz belki günlük pratiğimizde, klinik uygulamalarımızda kafa yormamız gerekiyor. Peki sperm DNA fragmantasyonunda nedenleri neler? Yani sperm DNA fragmantasyonu neden oluşuyor? Buna bakacak olursak eğer karşımıza 3 temel mekanizma çıkıyor. Bunlardan birisi
kromatinin özellikle sıkılaştırılması ile ilgili, yani spermin genetik maddesinin depolanması ile ilgili bir problem olabiliyor. DNA tahmin mekanizmalarında sıkıntı yaşanabiliyor. Apoptozis ile ilgili sıkıntı görebiliyoruz ve her konuda suçladığımız erkek infertilitesinde belki de her konuda suçladığımız oksidatif stres yine DNA fragmentasyonundan bahsederken karşımıza çıkıyor ve bu Esteres'in çalışmasından çok güzel bir resim, benim çok hoşuma gidiyor. Biz hep sperm DNA hasarından bahsederken işte bunlar tam olarak açıklayamadığımız mekanizmalar, acaba spermin DNA'sı nerede bozuluyor diye bahsederken burada çok güzel sınıflandırmış. Bir testiküler mekanizmalar var. Ta bu spermatogenezin başından başlıyor. Yani spermatosit aşamasından başlayarak her aşamada sperm DNA hasarı oluşturabilecek mekanizmalardan bahsediyoruz biz. Tabii ki bugün için neden oksidatif stresten daha çok bahsediyoruz? Çünkü değiştirebildiğimiz, belki de düzeltebilmeyi umut ettiğimiz en önemli mekanizma bu mekanizma. Hem testiküler mekanizmalarla hem de post testiküler mekanizmalarla beraber DNA fragmentasyonu karşımıza çıkabiliyor ve bu da hem erkek infertilitesine hem de erkek infertilitesini çözmek için başvurduğumuz yardımcı üreme tekniklerinde tedavi yöntemlerinde başarısızlıkla maalesef karşımıza çıkıyor. İşte yanda da gördüğümüz gibi bunların nedenlerini birazdan da bahsedeceğiz. Bir sürü nedene bağlı olarak sperm DNA hasarı karşımıza çıkabiliyor. Peki sperm DNA hasarı gerçekten erkek infertilitesinde önemli mi diye baktığımızda bu konuda 2018'de yapılan çok güzel bir meta analiz var. Yaklaşık 27 çalışmayı toparlayan bir meta analiz ve bu meta analizde görülüyor ki gerçekten infertil erkeklerde sperm DNA hasarının fertil erkeklere oranla oldukça yüksek oranda karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani biz aslında infertil erkeklere baktığımızda sperm DNA hasarını normal popülasyona göre daha yüksek oranda görüyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sürpriz yok ama hangi durumlarda bunlara bakmamız lazım ya da hangi durumlarda bunlara tedavi veriyoruz? Bu konu üzerinde fikir birliği yavaş yavaş oluşuyor diyelim. Yani yok değil ama yavaş yavaş oluşuyor. Peki sperm DNA hasarı ile ilgili testlerimiz neler? Bütün dünyada kullanılan 4 temel test var bildiğimiz gibi. Biraz önce Volkan Hocam'ın da bahsettiği gibi rutinde en fazla kullandığımız TANIV hem günlük pratikte uygulanma kolaylığı hem de fiyatlandırma açısından cazip bir test bu test. Aslında diğer testlerle karşılaştırıldığında kullanılan diğer teknik yöntemlerin eşik değerlerine bakıldığında belki birbirleri arasında farklılıklar olmakla beraber temelde sonuçları olarak incelediğimizde sperm DNA hasarı açısından bütün testlerin güvenilir sonuç verdiğini görüyoruz. Hangi hastalarda sperm DNA hasarı yapmalıyız? Bu konuya baktığımızda aslında hem üroloji dernekleri, yani Amerika Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği ve Amerika Üreme Tıbbı Derneği ASRM'nin bu konuda son zamanlarda yayınladıkları kılavuzlara bu konuyla ilgili de yer verdiklerini görüyoruz. Ve bugün için aslında erkek infertilitesinde sperm DNA hasarı rutin incelemede ilk basamakta önerilmiyor. Yani ilk basamakta bunları çok fazla yapmıyoruz. Peki hangi aşamada kullanıyoruz sperm DNA hasarını, testlerini, hangi hastalarımıza bakıyoruz? Özellikle açıklayamadığımız ya da idiopatik infertil olarak sınıflandırdığımız erkeklerde, varikoselde, tekrarlayan gebelik kayıplarında, yardımcı üreme tekniklerinin tekrarlayan başarısızlık durumlarında ya da yaşam tarzı değişikliklerine bağlı olarak infertilite açısından risk taşıyan hastalarda DNA hasarı açısından inceleme yapıyoruz. Ve açıklanamayan erkek infertilite ve idiopatik infertilitelere baktığımızda DNA hasarı ne kadar önemlidir diye bu konuda yapılan çok ciddi çalışmalar var ve bu çalışmaların hemen hemen tümünde bu iki grupta da DNA hasarının aslında suçlanabilecek bir faktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İdiopatik infertilite de %50'lere varan oranlarda, açıklanamayan infertilite de ise değişik çalışmalarda oranlar değişmekle beraber ortalama %20'ler oranında DNA hasarının karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle açıklanamayan infertilitelerde ürolog fikrinin alınması ve belki de ne zaman X'i yapılmalı, bu X'i mikroenjeksiyon yöntemlerinin zamanlaması ile ilgili mutlaka androloglarla, yani ürologlarla beraber çalışılmasının önemi karşımıza çıkıyor. Ve belki de varikosel bu konuda en çok üzerine durulan konulardan birisi. Çünkü varikosel erkek infertilitesinin en sık karşımıza çıkan düzeltilebilir nedeni. Biz ürologlara göre gereğinden daha az yapılıyor. Belki kadın doğumcu meslektaşlarımıza göre gereğinden daha fazla yapılıyor. Varikosel konusunda hep biliyorsunuz infertilite konusunda böyle bir
belki tartışmalar oluyor. Burada varikoselin neden erkek infertilitesine neden olduğunu biliyoruz. Hem endokrin faktörler, hem testiküler hipoksi, skrotal hipertermi, böbrek üstü bezindeki hormonal metaboliklerin reflüsü yine bağlı olarak infertiliteye neden olabiliyor. Yani serbest oksijenleri arttırıyor. Bu serbest oksijenlerin artmasıyla beraber de hem sperm membranlarındaki lipid peroksidasyonu, belki de temel mekanizma sperm DNA fragmentasyonu ve apoptoz bozulmasıyla beraber de artmış bir erkek infertilitesinden bahsediyoruz varikoselde. Varikosel gerçekten önemli bir konu, çünkü varikosel düzeltilebilir bir neden ve varikoselli hastalarda yaklaşık %50 oranında sperm DNA hasarının yüksek olduğunu görüyoruz. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. Hangi hastalarda peki DNA hasarı bakarız? İkinci kısmı varikoselden sonra tekrarlayan gebelik kayıpları olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda yapılan iki önemli meta analiz var. Son yıllarda yapılmış çok güzel bir çalışma. Bunların ikisinde de ortak olan konu şu ki, her ikisinde de tekrarlayan gebelik kayıplarını normal popülasyonla karşılaştırdığımızda, yani normal gebeliklerle karşılaştırdığımızda %12'lere varan oranda sperm DNA hasarının daha yüksek olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ki bu konuda gözden kaçırılmaması gereken bir konu. Peki sperm DNA hasarı neden böyle bir şey yapıyor? Serbest oksijenlerin sperm DNA hasarını arttırdığını biliyoruz. Normalde oocytin bunların bir kısmını tamir edebildiğini, bilemediğimiz nedenlerden dolayı bu mekanizmanın bozulmasıyla beraber de hem blastokist aşamasına kadar gelişimin bozulması, implantasyon kusurları ve gebelik kayıplarıyla beraber de bu sonuca vardığını görüyoruz. Yani sperm DNA hasarının tekrarlayan gebelik kayıplarıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki tekrarlayan gebelik kayıplarında nasıl bir mekanizma var sperm DNA hasarında? Yani yardımcı üreme tekniklerinde acaba hepsini aynı oranda mı etkiliyor? Bunlarla ilgili yapılan iki temel çalışma var. Benim de çok hoşuma giden iki meta analiz var. Bunlardan biri yaklaşık 3000'e yakın hastayı, birisi de 1000'e yakın siklusu karşılaştırıyor ve IUI'larla ilgili yapılmış bir çalışma bu. Ve bu gösteriyor ki IUI başarısızlıklarında her iki çalışmanın da ortak konusu şu ki %25'in üzerinde sperm DNA hasarıyla karşımıza çıkıyor. Böyle olduğunda da acaba şöyle bir fikir karşımıza geliyor. Acaba IUI'lardan önce de, bugün için tabii ki böyle bir klasik bilgimiz, böyle bir önerimiz yok ama sperm DNA hasarı bakılmalı mı? Çünkü IUI'lardan önce sperm DNA hasarı bakılması belki de hastaların direkt ICSI'ye yönlendirilmesi, mikroenjeksiyona yönlendirilmesi gibi bir sonuç verebilir. Tabii ki bugün bununla ilgili herhangi bir fikir birliği olmadığı için bu önerilmiyor, ancak tekrarlayan IUI başarısızlıklarında da sperm DNA hasarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği çok önemli bir konu. Tabii ki sperm DNA hasarı ile ilgili biraz önce verdiğimiz oranlar, IUI başarılarının oldukça düştüğünü görüyoruz sperm DNA hasarları ile beraber. Ve aynı durumun IVF hastalarında da karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu da çok son zamanlarda yapılan iyi bir meta analiz ve bu da bize gösteriyor ki sperm DNA hasarı olan hastalarda IVF başarısının normal popülasyona göre daha düşük olduğunu görüyoruz ve IVF başarısızlıklarında sperm DNA hasarlarında normal gruba göre daha yüksek oranda karşımıza çıktığını görüyoruz. Tekrarlayan yardımcı üreme teknikleri başarısızlıklarından sonra diğer bir DNA hasarı açısından belki de yakından bakmamız gereken konu, yaşam stili açısından infertilite risk faktörleri taşıyan hastalarımız, tütün kullanımı, obezite, metabolik sendrom olan hastalar, genital enfeksiyon olan hastalar, ileri yaş, çevresel toksinlere maruz kalan, radyoterapi ya da kemoterapi gören hastalarda da sperm DNA hasarının incelenmesi fertilizasyon açısından ilerleyen dönemler için bize bir yol gösterici oluyor. Peki biz bu yöntemin sperm DNA hasarı konusunu nasıl yönetiyoruz? Burada temel mekanizma şu, biraz önce bahsetmiştik. Hangi hastalarda sperm DNA hasarı bakıyoruz? Aslında bununla ilgili bir fikir birliği var. Açıklanamayan ya da idiopatik infertil hastalarımızda, tekrarlayan gebelik kayıplarımızda, yaşam tarzı açısından risk taşıyan hastalarda, varikoseli bulunan hastalarda ve tekrarlayan gebelik kayıplarında DNA hasarı açısından inceleme indikasyonu doğuyor. Bu yapılan incelemelerden sonra varikosel özel bir grup, ondan birazdan bahsedeceğim. Eğer düzeltebileceğimiz faktörler varsa, bunlarla ilgili tedaviler yapılabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz. Tekrarlayan ejekülasyonlar, antioksidan kullanımı, yaşam şekillerinin modifikasyonu, varsa enfeksiyonların tedavisiyle beraber
Eğer biz bu DNA hasarını çözümleyebiliyorsak, ne hala çözümleyemiyorsak, sonuçta bir mikroenjeksiyon yöntemi öneriliyor. Ve mikroenjeksiyon yönteminden sonra sperm DNA hasarlarında belki de en tartışmalı konu işte testiküler sperm kullanılsın mı, kullanılmasın mı gibi bir konu karşımıza çıkıyor. Tabii ki başından beri hep sperm DNA hasarlarıyla oksidatif stresi yan yana koyduk. Oksidatif stresin DNA hasarlarında çok önemli bir kritik rol oynadığından bahsettik. O zaman çok basit aslında sperm DNA hasarlarının tedavisi. O antioksidanlarımız var ki vücutta biz biliyoruz ki oksijen radikalleriyle savaşan çok sağlam bir antioksidan sistemi var insan bünyesinde ve bu dengede devam ettiği sürece herhangi bir sağlık problemi yaşamıyoruz. O zaman biz bunları dışarıdan vererek aynı sonucu elde edebiliriz. Yani antioksidanları kullanırız ve böylece DNA hasarıyla da savaşırız. Biz bu antioksidanların neler olduğunu da biliyoruz. Yanında yazıyor. Maalesef bu sistem böyle yürümüyor. Yani antioksidanları, oral antioksidanları normalde bizim metabolizmada kullandığımız antioksidan sistemiyle birebir aynı olmadığını görüyoruz. Bu konuda yapılan çok ciddi çalışmalar var. Buradaki en önemli konulardan birisi şu, hangi antioksidanı kullanacağız, ne kadar süre kullanacağız, bununla ilgili çok ciddi veriler belki de elimizde yok ve oral antioksidanlardan bahsedince 2019'daki Cochrane analizinden bahsetmemek tabii ki olmaz. Bugün için antioksidanları ampirik tedavi olarak kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var ama bir fikir birliği yok. Ve bu Cochrane analizinde ortaya çıkıyor ki aslında kullanılan oral antioksidanlar belki de beklenilen mucizevi etkiyi her zaman vermeyebiliyor. Bu çalışmada plaseboyla benzer etkiler de karşımıza çıkıyor. Peki enfeksiyonlar önemli mi? Enfeksiyonlar önemli. Biz biliyoruz ki infertil erkeklerde %18'lere varan oranda enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz. Bu enfeksiyon instansları karşımıza çıkıyor. Seksüel yolla bulaşan hastalıklar ya da prostatik gibi enfeksiyonlar hem oral oksijen radikallerini arttırıyor, özür dilerim, hem de leukospermiyi arttırarak, sperm DNA hasarını arttırarak infertilite de bizi bir basamak geriye düşürebiliyor. Burada en sık bizi yoran enfeksiyonlar ilk dört basamaktaki enfeksiyonlar. Gonore, klamidya, mikoplazma, üreplazma. Tabii ki diğerleri de görülebiliyor. Eğer bu enfeksiyonlar varsa bunların da sperm DNA hasarı oluşturmakta bir rol oynadığını unutmamak lazım. Ve burada da gördüğünüz gibi sadece bunların tedavisiyle bile çok ciddi oranlarda enfeksiyon durumlarında yani klamidya ve mikoplazma enfeksiyonlarını gösteriyor bu çalışma. Yaklaşık 3 kat daha fazla enfeksiyonlarda DNA hasarı var. Sadece uygun antibiyotiklerin kullanılmasıyla bile sperm DNA hasarlarının ortalama %40'lara varan oranlardan %20'lere düşürülebileceğini gösteriyor bu çalışma. En fazla kullandığımız antibiyotikler kinolonlar, tetrasiklinler ve makrolikler. Çünkü bunlar böbrekte düşük oranda metabolize oluyorlar ve enfekte glandlara da yüksek oranlarda ulaşabiliyorlar. Bu nedenle genelde enfeksiyon tedavimizde bunları kullanabiliyoruz. Varikosel'den biraz önce bahsetmiştim. Varikosel sperm DNA hasarı açısından önemli bir mekanizma. Peki varikoseli her zaman tedavi etmek durumunda mıyız? Bir defa infertilitede varikoselin yerini çok iyi tanımlamak gerekiyor. Neden varikoselin infertiliteye neden olduğunu bilmek ve buna göre tanı koymak gerekiyor. Biz biliyoruz ki sperm DNA varikosele bağlı infertilitelerde uygun hastalarda varikosel tamiri yapıldıktan sonra yaklaşık 3 ila 12 ay arasında sperm DNA hasarı açısından bakıldığında ciddi oranlarda bunların düştüğünü, sperm DNA hasarının düştüğünü ve gebelik oranlarının da anlamlı oranda düzelebildiğini görüyoruz. Peki biz kısaca infertilite de varikosele nasıl yaklaşıyoruz? Zaten sperm parametreleriyle ilgili sıkıntılar doğduğunda yani klinik bir varikosele olan bir hastada eğer spermiyogramla ilgili sıkıntılar, spermatogenezle ilgili sıkıntılar varsa indikasyonlarımız belli. Varikosel indikasyonu varsa bu hastaların cerrahi olarak tedavi edilmesi ve sonrasında fertilizasyon takiplerinin yapılması önemli. Esas sıkıntı oluşturan mekanizma şu. Klinik olarak varikoseli var hastanın ama spermiyogramı normal. Bu hastalarımızda nasıl bir yol izliyoruz? Bu hastalarda eğer özellikle biraz önce bahsettiğimiz gibi başarısız yardım üreme teknikleri tedavide uygulanmış hastalarsa ciddi klinik varikoseli olan yani grade 2 ve grade 3 varikoseli olan hastalarda normal sperm semen analizi sonuçları olsa bile sperm DNA hasarlarının bakılmasını öneriyoruz. Çünkü bunlarda eğer anormal DNA hasarları varsa bu varikosel tamir açısından bir endikasyon oluşturabiliyor.
Normalse sperm DNA hastaları varikosalla ilgili herhangi bir tedavi protokolü değerlendirilmeden tedaviye yardımcı üreme teknikleriyle devam edebiliriz. Bu benim çok sevdiğim bir slide. STVS'in çalışmasından yapılan bir slide. Onun görüşü şu. DNA hastalarında medikal tedavi uyguluyoruz. İşte yaşam tarzı değişikliklerini gözden geçiriyoruz. Yapabileceğimiz tedavi yöntemlerimiz var. Ancak varikosele bağlı sperm DNA hastalarında DNA'larda çift zincirde kırık olmasından dolayı siz bunu varikoseli tamir etmeden çözemezsiniz ve fertilizasyonu sağlamanız çok zor. Bu nedenle varikosel tamirini infertil erkeklerde çok önemli bir yere almamız lazım diyor STVS ve bir urolog olarak ben de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yaşam tarzı değişiklikleri belki de hastaların zor uygulayabildikleri ama bizim en kolay tanı koyduğumuz kısım işte tütün kullanımını ortadan çıkartıyor, kaldırıyoruz. O bir varsa obeziteyi, metabolik sendromu tedavi etmeye çalışıyoruz. Radyoterapi, kemoterapi almışsa zaten bunlarla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Ancak bu konuda özellikle yapılan çalışmalar tütün kullanımı ile ilgili tabii ki biz bütün hastalarımızın tütün kullanmamasını, sigara kullanmamasını öneriyoruz ama elimizde çok ciddi hastalar bazen soruyorlar hiç mi içemeyiz, hiç mi kullanamayız? Bunlarla ilgili çok ciddi klinik veriler olmadığını söylemek durumundayız ancak fertilizasyon açısından risk oluşturduğu için bunları kesmelerini öneriyoruz hastalarımızın. Obezite belki de fertilizasyonu en ciddi etkileyen yaşam tarzı değişikliklerinden birisi. Skrotal ısıyı arttırıyor, erektiliz fonksiyon yapıyor, germ hücre apoptozisini bozuyor, sperm DNA hasarı yaparak, seminal parametreleri de bozarak infertiliteye neden oluyor. Yapılan çalışmalar özellikle obezite ile mücadelenin önemli olduğunu, cerrahi sonrasında seminal parametrelerinde düzelme olabildiğini gösteriyor. Bununla ilgili de tartışmalı konular var. İşte obez hastalarda son zamanlarda çok gündemde olan sleeve gastrektomi cerrahilerinden ne kadar süre sonra acaba semen parametrelerinde düzelme oluyor? Bunların çok kısa sürede olduğunu söyleyen çalışmalar da var. Daha uzun sürelerde olduğunu söyleyen çalışmalar da var ama ancak obezite ile mücadelenin bu konuda çok önemli olduğunu biliyoruz. Radyoterapi ve kemoterapi fertilizasyon kapasitesini önemli derecede etkileyen mekanizmalardan birisi. Sperm DNA hasarına tabii ki neden oluyor. Spermatogenezi bozuyor. Uygulanan tedavileri ve sürelerine bağlı olarak bazen reversible, bazen irreversible olarak bunları yapıyor ve yaklaşık 2 yıl süren bir sperm DNA'larında hasar oluşturduğunu biliyoruz kemoterapi ve radyoterapinin. Maalesef her zaman bunun reversible olmadığını da biliyoruz. Ve testiküler sperm, biraz önce de söylemiştim, belki de bu konuda en çok tartışılan konulardan birisi. Yani kullanılmalı mı testiküler sperm, kullanılmamalı mı? Son zamanlarda bu konuda da çok ciddi çalışmalar ve hatta meta analizler var ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki testiküler spermin ejekülatör sperme göre sperm DNA hasarı 3 kat daha iyi testiküler spermin. Ama tabii sperm DNA hasarında testiküler sperm kullanalım çok radikal bir söylem olur. Bunu sadece bilgi olarak bilmekte fayda var ve yine bu konuda yapılan retrospektif çalışmalarda testiküler spermin ikisi sonuçlarının daha iyi olduğunu söyleyen çalışmalar da var. Belki de bu konudaki en önemli konu doğru hasta seçimi olabilir. Yani her sperm DNA hasarında testiküler sperm tabii ki önerilmiyor ama buradaki belki de en önemli cümlelerden birisini son EAU guideline'ı söylüyor. Bu diyor ki en son güncellemesinde oksidatif stres yaratan diğer nedenleri dışladıktan sonra yani sperm DNA hasarıyla mücadelede elimizden gelen bütün yöntemleri kullandıktan sonra bu konuda az kanıt olmakla beraber sperm DNA hasarı yüksek hastalarda testiküler sperm kullanımı önerilebilir gibi bir güncelleme yaptı EAU guideline'ları. Bu da bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yine son yıllarda üzerinde çalışmalar yapılan konulardan birisi de özellikle kısa abstinans ile beraber alınan semen örneklerinde sperm DNA hasarının daha iyi olduğu yönünde. Bu konuda yapılan çok güzel bir çalışma, benim çok hoşuma gidiyor. 3 günlük abstinans süresiyle 3 saatlik abstinans süresini karşılaştırıyor çalışma ve abstinans süresi kısaldığında DNA hasarının da daha düşük olduğunu söylüyor. Bu çok makul bir yöntem çünkü sperm motilitesi ve sperm konsantrasyonu uygun hastalarda kullanılması rahat bir yöntem. Tabii ki embriyologların görüşleri de bu konuda önemli ancak bunun ben sperm DNA hasarıyla mücadelede
önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan çalışmalar da özellikle kısa abstinans sürelerinin gebelik elde edilmesi açısından önemli olduğu konusunda. Bu konuşmamın sonuna gelirken en başta bahsettiğim konu aslında kimlere DNA hasarı bakıyoruz, bunlardan bahsettim. DNA hasarı ile ilgili elimizden gelen tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra mikroenjeksiyon yönteminin kendisi de sperm DNA hasarının tedavi yöntemlerinden birisi. Ve bunların hepsi C öneri seviyesinde. Ve sperm seçme yöntemleri, yani laboratuvar yöntemleri DNA hasarında ve testiküler sperm kullanımı da bu konuda önemli yöntemlerden birisi. Bu konuda son slaytlarımdan birisi bu. Bizim ülke olarak çok iyi laboratuvarlara sahibiz. Çok bu konuda deneyimli laboratuvarlara sahibiz. Bu çalışmadan aldığım rakamlar, yani bunların maliyetleri açısından nasıl diye, bizim ülkemizde de en fazla tunnel kullanılıyor. Yani tunnel'ın bugün için maliyetinin 2000 Türk lirasının üzerinde bir maliyet tanımlıyor ki biliyorsunuz biz bunların çok daha altında ücretlerle yapılıyor bizim ülkemizde. Bu nedenle belki de sperm DNA hasarı bakılması konusunda tabii ki ilk basamak erkek infertilitesinde tabii ki kullanmıyoruz ama çok da geride durmamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler Ahmet Hocam, değerli bilgileriniz için. Şimdi bir takım sorular var burada. Ben bunları genel olarak şöyle grupladım ama Ahmet Hocam, tam sizin en son sıcağı sıcağını anlattığınızdan merak edilen bir konu var. Aslında benim de merak ettiğim bir konuydu. Bunu Volkan Hocam'ın da fikrini alırız. Burada bir oksidatif stresten bahsettiniz. Yani spermlerin içinde yüzde seminal plazmada toksik metabolitleri, serbest oksijen radikallerini birikim. Bir de DNA hasarı konusu var. Ve bunların ölçen testlerde farklı. Yani ROS ölçen test farkı ve bir de DNA hasarını ölçtüğümüz testler farklı. ROS ölçümü ile bu DNA hasarı ölçümü arası bize klinik bakımından bir fark verir mi? Yoksa daha kolay olan ya da daha kısa sürede sonuç alabileceğimiz direkt ROS testine bakarak bu DNA hasarları hakkında bir fikir edinebilir miyiz? ROS testlerinin bakımı biraz önce söylediğiniz gibi hocam gayet kolay aslında. Laboratuvarlarda kart testleriyle bakılabiliyor. Bazı laboratuvarlar bunu rutin olarak yapıyorlar. Bu ROS testlerinin uygulandığı laboratuvarlarda farklı sonuçlar vermesinden dolayı genellikle çok rutinde biz kullanmıyoruz sperm DNA hasarı. Çünkü ROS testi negatif bile çıksa bir sonraki aşamada belki sperm DNA hasarını yine istememiz gerekebiliyor. Böyle bir şeyimiz yok, algoritmamız yok. Bu nedenle ben rutinde DNA hasarını daha öncelikli istiyorum hocam. Bilmiyorum sizin fikriniz ne bu konuda? Volkan Hocam siz ne dersiniz? Yani ROS'u çünkü ayrı ölçüyorsunuz siz de DNA hasarı. Bir de apoptoz var Volkan Hocam. Yani bu DNA hasarı ile apoptozun aslında aynı değil mi? Yani aradaki fark ne oluyor? Apoptozla DNA hasarı gelişen sperm arasında. Bunda da biraz açıklar mısınız? Önce ROS'tan başlayalım. Biraz sperm DNA hasarı olmuş bitmiş bir olay. Yani eskiden gelmiş ve şu an önümüzde kapı gibi duran bir bozukluk. Halbuki ROS biraz daha anlık bir şey. Hatta ROS şöyle söyleyeyim. Bize örnek laboratuvarımızın yanında hemen verilen örneklerle bazen uzaktan örnek getiriyoruz. Bunlar arasında ROS bozulmaları olabiliyor. Onun için birine stabil, daha stabil test gözüyle bakarız. Benim görüşüm bu, hani bu iki testi şeyi bakımından karşılaştırırsak. DNA hasarı daha stabil diyebiliriz yani diyorsunuz. Tabii. Onu üstelik tedavi etmeniz de bir süreç alır. Onu tedaviden sonra belli bir seviyeye geldiğini kontrol etmek belli bir süreç sonra. Halbuki ROS'ta böyle olmayabilir. Hastanın birkaç gün kendisine bakması, egzersizi, ne bileyim o an yaptığı başka stres yaratacak şeyleri, gıdasından başka alışkanlıklarına kadar varsa değişebilir. Diğer şey çok kıymetli bir test. Pardon hocam, bir şey mi? Yok, apoptozla DNA fragmentasyonu arasında. Evet. Tam söyleyecektim. Apoptoz bence oldukça kıymetli bir şey. Buradaki şey de şu. Fosfatidil serin diye bir molekül var. Bu molekül sperm membranında transportta çok önemli bir görevi olan bir molekül. Normalde bu molekülün lokalize olduğu yer membranın hemen iç yüzü, altta. Fakat hücre pre-apoptoz dönemine girdiği anda, apoptoz bile değil, pre-apoptoza girdiği anda bu membranın
potansiyeli hemen değişiyor. Membran potansiyeli değiştiği zaman bu fosfatidil serini de burada içte tutması bir ATP gerektiren aktif bir mekanizma. Bu bozuluyor. Ve bu fosfatidil serin spermin dışına, membran dışına çıkıyor. Ve bu önemli bir gösterge. Bu bir sürü hücre şeyinde de kullanılan bir teknoloji. Bunu burada görürsek biz flow'la falan test ediyoruz. Membran potansiyelinin bozulması, mesela spermin hareketliliği bozulmaz. Bu preapoptoz döneminde spermi gene spermiyogram yapsanız ya da embriyolog X yapacak olsa spermin hareketini görür, her şeyi normal görür ama sperm apoptoz yolağına girmiştir, preapoptotik aşamaya girmiştir. Belki de irreversible bir aşamaya girmiştir. Sonuç etkisi nasıl oluyor çok bilmiyorum. Hani öyle bir çalışma yok daha doğrusu. Hani izole edip de ne oldu bu sperm diyebileceğimiz ama bu anlamlı ve önemli bir çalışma. Ben onu çok kıymetli buluyorum bu anlamda. Apoptoz olduktan sonra zaten hani immotil sperm olur, nekrosperm olur. Bu şey olabilir. Ama preapoptoz dönemini yakalamak, biliyor olmak çok anlamlı. Sperm DNA hasarıyla korelasyon gösteriyor mu? Gösteriyor olabilir. Fakat bizim şöyle bir takım bulgularımız var. Mesela DNA hasar oranıyla preapoptoz apoptoz oranlarının paralelliği tam senkronize değil. Yani şöyle gelip gidiyorlar. Bunları oturup çıkarmak lazım ama çok korele değil. Bir şey söylemem şimdi yönlendirici ve yanlış olabilir ama ikisi de kendi alanında ayrı. Beraber kullanılması, aynı anda değerlendirilmesi belli bir tecrübe getirip de hekimi yönlendirebilir ama şu an bir yorum yapmam doğru olmaz herhalde. Belki bunun üzerinde şey yapılabilir yani çalışmada yapılabilir. İkisini bir korelasyon şimdi aklıma geldi. Volkan Hocam yeri gelmişken şimdi tanıl yöntemini 3-4 laboratuvarda yani farklı yerde yapılıyor. Şimdi bunların sonuçları dikkat ediyorum birebir aynı gelmiyor. Yani bu çok hassas mıdır? Bu testin püf noktaları var mı tanıl yaparken? O nokta atlandığı zaman bizi yanıltacak sonuçları var mıdır? Yani bir laboratuvarın yaptığı öbür laboratuvarla aynı gelmesini beklerken gelmeyebiliyor. Yani yanıltabiliyor. Kim normal öbürü de sanki patolojik gibi çıkabiliyor. Hassas mıdır bu testin yapılımı yani şeyi? Çok çok doğru yöntemi. Bir soru hocam. En baştaki şey kullanılan yöntem ve kit normal testin verilen referans değerleri gibi şeylere de bakmak lazım. Mesela biz zamanında bunu ilk Comet SA ile yapmaya başladık. Comet SA tabii biraz daha ampirik kalıyor. DU tipi bağlanarak yapılması ve bunun ortaya konulduğu yöntemlere ben güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü DNA'nın açık kırık uçlarına bağlanan bir molekül. DU tipi de biz floresan olarak, daha doğrusu antibody, floresan işaretli antibody bağlamış gibi düşünebilirsiniz. Bu DNA'nın kırık bölgelerine bağlanıyor ve bunları çok sayıda hücreyle sayıyoruz. Testin güvenilirliği bence her yerde iyi olsa gerek ama kullanılan kit ve referans aralığı biraz etki ediyor olabilir hocam. Belki. Bir de gene sorular var. Böyle de ben de birer yani kısa bir şekilde cevap rica edeyim. Bu translokasyonlarla polimorfizmler karyotip analizlerinde karşımıza çıkıyor. Bunları infertilitede biraz önce anlattınız. Yani evet önemli ama birebir örneğin şu translokasyon infertiliteyle kesin koreledir. O geldiği zaman şöyledir ya da şu translokasyon böyledir denecek bir şey zannederim. Böyle çok spesifik değil ama mayozu engellemesi biraz önce bahsettiğiniz gibi. Yani bir somatik bir kromozomda eğer bir translokasyon varsa bunun mayozu engelleyerek engel olabileceği fertilizasyona ama spesifik olarak böyle otozomal kromozomlarda translokasyon, şu translokasyonlar kesin infertiliteyle ilgilidir diyebilir miyiz böyle karşımıza çıktığı zaman? Net olarak şu translokasyon diye adres edebileceğimiz bir translokasyon yok. Kaldı ki aynı translokasyonlar kırık bölgeleri farklı bile olsa hastalardan hastaya farklılık gösterebiliyor. Ben de bunu hani pratik hayatımda da müşahede ediyorum. Kişide bir translokasyon taşıyıcısı olan kişide biz 3 tane sonuç bekliyoruz.
ya infertiliteye götürüyor. Bu demektir ki mayotik segregasyonu tümden arrest ediyor, tümden bloke ediyor. İlla herkes de edecek diye bir kayıt yok. Böyle olabiliyor. Ya subfertil seviyelere getirebiliyor ya da hiçbir şey yapmıyor. Gamet oluşumundan sonraki aşamada da bunlar ya düşükle sonuçlanabiliyor ya işte ne bileyim özürlü doğum ve ya da hiçbir şey. Şimdi gamet oluşumu yönündeki bu söylediğimiz üç sonuç dediğim gibi hiçbir kurala uymuyor. Sadece şans faktörü. Tabii burada mayozu bloke etmesi kırık bölgesinin büyüklüğüyle yakından ilişkili hocam. Eğer kırık bölgeleri büyükse bu şey daha da büyüyebiliyor. Yani bloke olma riski, azo veya oligo olma riski şiddetli artıyor. Ama çok küçükse bu sefer o risk azalıyor ama özürlü bebek riski artıyor. Yani küçük segment kayıp veya kazanımları dengesiz gamet ve dengesiz bebek ihtimalini arttırıyor. Bunu raporlarda görebiliyor muyuz? Baktığımızda kağıda büyüklük seviyesine bizim gelen bildirilen raporlarda. Biz anlayabilir miyiz bunu? Özellikle genetikçinin bunu bildirmesini çok önemsiyorum ben. Bildirmek gerekiyor. Çünkü çok küçük parça değişimleri gen içeriği de az olduğu için dengesizliklerini klinisyeni çok aldatabilir. Yani bu küçük parça değişimlerinden kaynaklanan delesyon ya da duplikasyonlar gebeliğin düşmesine spontan abortusa yetmez. Hatta çok daha küçükse gebelik gerçekleşir, devam eder. Ultrasonla herhangi bir anomali bile yakalayamaz kadın doğumcu. Yani mesela ultrason, ben onu söylüyorum hep hastanım. Beyni gösterir ama zeki mi söylemez. Kulağı gösterir ama işitiyor mu söylemez. Dolayısıyla bu küçük segment değişimlerini mutlaka genetikçinin not etmesi lazım. Ve buralarda da erey testine başvurmak lazım gebeliği takip ederken. Hocam birkaç tane soru. Hocam bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum. Şimdi ikinize hem Volkan Hoca'ya hem size. Şimdi biliyorsunuz biz inovatif olarak iki senedir bu ufak tefek işte deneysel anlamda başladık. Gebelikler de elde ettik. Bu ROSI, ELOSI tekniklerini kullanarak. Oldukça da başarılı olduk. Tabii bunun başarı yüzdesi Tanaka'da bile %6, %12 arasında değişiyor. Ortalama %8-9'larda kendisinin de itirafı. Şimdi tabii bunların sebepleri çok. O bildiğimiz histon protamin değişikliklerinin yeteri kadar olmaması vesaire, kalsiyum osilasyonları hepsi içine, demin Volkan Hoca'nın anlattığı gibi. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var. Demin Volkan Hoca anlattı. Bu sperm fiş yapıldığı zaman meyotik markerları söyledi. İşte o limf gemi, diğerleri vesaire limf gemi geni. Ben çok net hatırlıyorum. Sizinle de vakalarımız var. Bakmış %98 diploid, %1 anoploid, işte %1 haploid falan böyle panellerden gebelikler çıktı. Şimdi acaba burada bu meyotik markerlar tam mı yansıtmıyor? Yoksa biz round spermatiti seçerken yanlış mı yapıyoruz? Çünkü bütün round spermatitleri seçerken spermatogonium ve spermatositler de aynı çapta yaklaşık birbirine. O ikisi, ilk ikisi kırılmadan fragil çıkıyor. Spermatit patlayıp çıkıyor içinden. Yani bununla ayırt ediyorlar. Tabii bu safhada ayırt edemiyorsunuz bu haploid mi, diploid mi diye. X'isini yapıp arkadan piezosunu yapıyorlar. Ondan sonra da işte osilasyon falan embriyo elde edilip transfer yapılıyor. Tabii bunların çok kaliteli 5A düzeyinde embriyolar elde edilmiş, transfer etmişiz. Gebelik olmamış. Bir dahaki sefere bunlara genetik yapıldığı zaman, yani olayın iki boyutu var. Birinci boyutu, acaba bu fiş tam yansıtıyor mu bu sorun Volkan'a? İkincisi de bunlara yaptığımız genetik testlerde çoğunda finger yaptığımız zaman, demin konuşmanın başında da konuştuk. Bu yani şeyden sonra, NGS'den sonra yaptığımızda anladık. Peki bunlara fiş yapalım dedik. Fiş daha kestirme bir metot. Üçüncü gün embriyosu, ama üçüncü gün embriyoları da işte beşe geçsin istiyoruz. Bunların da çok önemli bir kısmında, yani negatifleri konuşuyorum, partogenetik çoğalma gördük. Yani ben
Tabii hastaların bilgisi dışında biz bilimsel çalışmalar, iş bitmiş, negatif olmuş, sonra nedir diye. Bunların arasında XY'ler bizim için önemli. Gebe kaldı onların, yani önemli bir kısmı XY'lerin gebe kaldı. Tabii cinsiyet böyle olunca yani kafamız karıştı. Acaba bu spermiotik markerları mı çok öne geçecek? Yoksa bütün biz ne olur ne olmaz diye, bu daha çok inovatif olduğu için bunların hepsine embriyo genetiği mi yapmalıyız? İkinize birden soru. Hocam isterseniz ben başlayayım. Benim çünkü hafıza da zayıf, hemen unutuyorum. Ahmet Genç, o aklımda soruları... Yok, Volkan Hoca, o ikisine de hem Kaan'a hem Ahmet'e sordum. Evet. Peki. Hocam şimdi şöyle, hücreyi seçerken, daha ilk aşamada seçerken herhangi bir kanıta dayalı yöntem kullanmadan sadece gözle seçtiğimiz zaman tabii bunun tam sonucunun ne olduğunu öngöremeyiz. Ama sonradan sizin de dediğiniz gibi bazı testler buna ekleyerek anlamak yoluna gitmek gerekir. Burada tabii burada en önemli problem ploidi bozuklukları. Yani diyelim haploid olmayan diploid yapıda bir hücreyle dölledik. Bunu X'i yaptığımız için partenogenetik de olabilir. Piyozoelektrik de zaten çok stimülan bir yöntem. Bu da embriyo oluşturur. Burada tabii FISH yöntemiyle bu ploidi bozukluklarını yakalarız. Ama NGS teknolojisi, konuştuğumuz gibi, bunu yakalamaz. NGS'in bunu yakalayabilmesinin tek yolu var. Bu VGA dediğimiz bir işlem yapıyoruz NGS öncesi. Yani biyopsi materyalinden tüm genomu çoğaltıyoruz. Bu çoğalttığımız üründen NGS anaploidi taramasına ilave olarak ek bir sinip informasyonu gibi bir çalışma yapıp, ek bir test yapıp yani ploidisi hakkında fikir sahibi olabiliriz. Böylelikle hani FISH zorunluluğumuz ortadan kalkar. Bunu yani peki buna trofektoden mi lazım, yoksa blastomer biyopsisi mi? NGS'de hep trofektodermi tercih ederiz. Tabii onu biliyorum da buna dediğiniz yönteme. Trofektoderm lazım. Çünkü VGA'yı tek bir blastomerden yaptığımız zaman genomun her tarafı eşit çoğalmıyor. Ve bir takım bölgelerden yana kalite skorları düşük oluyor. Blastomerden çok çalışılmayan bir teknoloji. Mecburuz 5. gün biyopsi yapmaya. Bu meiotik markerlar için ne diyorsunuz? Yani bu meiotik %1 veya 0 olanlardan gebelik çıktı. Tabii. Bizim verilerimizde de bu böyle. Şimdi şöyle bir şey. Meiotik markerları gen ekspresyonu olarak bakıyoruz. Meiyoz bölünmenin başlangıcından meiotik marker genin ekspresi oldu. Bunun sperm hücresi, spermatojenik seri hücre olabilmesi için yaklaşık tam olgunlaşması 74 gün, ama erken safhada hücrelere ulaşmada nereden baksanız 30 günün üzerinde bir süre gerektiriyor. Burada Kaan abi veya Ahmet Hoca daha net bilgiler de verebilirler. Dolayısıyla meiyozda gördüğünüz ekspresyon seviyesi real time size yansımaz. Real time yansıyan test flow cytometric testtir. Flow cytometry testinde TSE materyalinden ya da ejekulattan bakarsanız orada gördüğünüz haploidizasyonunu tamamlamış hücreyi ya da işte ne bileyim akrozomunun biomarkerının pozitif olduğu hücreyi orada gösterirseniz o real time'dır. O an kullandığınız hücreyi yansıtır. Onun için birinci cevap bu olabilir, sorunuzun cevabı. İkincisi de bu hastalarda bazen... Tabii bunu fikse ettiğiniz için kullanamayız bu spermi, değil mi? Tabii. Aslında hocam fax yönteminden bahsettim ya. Cell sorter'da hücreyi fikse etmiyoruz. Sadece antibody bağlıyoruz. O antibody'leri uzaklaştırır isek güvenilir bir yöntemle. Mesela bir Japon geni Hacettepe'de geldi, bir konuşma yaptıydı. Birkaç yıl önce, hatırlıyor musunuz? Evet. Kawamura mı? Evet. O da mesela antibody ile işaretleyip bu oosit için kök hücrelerin tekrar replasmanı ile ilgili bir konuşma yapmıştı. Onlar antibody'leri yıkayarak uzaklaştırma protokolünden bahsettilerdi ve bunu
düzgün olarak emniyetle yapabiliyoruz diyorlardı. Ama bunun dünyada valide edilmiş bir yöntemi yok. Volkan Hocam şöyle konuştuk daha önce de bir kere size. Antibody de yani kötü olanları ayırıp hiç antibody bağlanmamış olanlar faksta aşağıda toplananları kullansak bunlar daha güvenli olmaz mı aslında? Tabii bu da negatif bağlama. Bu da bir evet. yöntem. Mesela biz sadece ortada bağ dokusunu, ne bileyim Sertoli'yi, Leydig'i, bunları DNA'sı olanları belki. Tabii bunları bağlayalım. Şeyler kalsın. Germinal seri hücreler kalsın bağlanmadan. Kalan hücreler germinal seriye aittir diyebiliriz. Böyle bir şeyler de kurgulanabilir. Fakat hocam bunların hepsi için bir cell sorter başına geçip zaman ayırıp düzgün organize bir çalışma yapmak lazım ama maalesef biz onu kaç yıldır bir türlü başına geçemiyoruz. Yapalım. Randomize hepimizin elinde imkanlar var. Arkadaşlar ben başta Kaan Hoca olmak üzere hem sevgili Volkan Hoca'ya hem de Ahmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum dernek olarak. Devam ediyorsunuz. Ben sizi sessize alarak izliyorum daha. Elinize sağlık, ağzınıza teşekkür, sağlık. Teşekkür ederim. Aslında bu soru gelmişti Recep Hocam sizin bahsettiğiniz. Yani TSE'de hücre bulup bulmama konusunda markerların şeyi nedir diye, duyarlılığı nedir diye soru gelmişti. Bunu da zaten burada konuşmuş yani. Olduk. Ama benim pratikte gördüğüm şu, bir kere Tanaka'nın da bahsettiği şuydu. Haploid hücre testiste varsa bu işten sonuç alabiliriz diye. O yüzden gerek markerlar olsun, gerekse ejekülatta fiş yaptığımızda haploid hücreyi gösterdiğimiz zaman fiş boyamasında bu bize TSE'nin bir yerlerinde haploid hücre bulabileceğimizi gösterir. Sıfır geldiğinde tartışılabilir belki o testin duyarlılığından veya Volkan Hoca'nın dediği gibi işin kronik midir yoksa akut yani reaktif fazında mıyız yoksa uzun fazında mıyız ama bizim gönül rahatlığıyla bunu yaparken, ROSI işlemini yaparken testisin içerisinde haploid hücre olduğunu bilmemiz bizi umutlandıracaktır. Yani bir yerlerde var bu hücre, gerisi embriyoloğa kalıyor. Hakikaten burada Tanaka'nın da bahsettiği oydu. Bizim embriyologlarımız diyor işte burada hücreyi seçiyor. Çünkü haploid olduğunu daha önce kanıtladık falan. Ne derece doğru değil. Ama ilk önce bizim klinisyen olarak bu vakaya tamam ROSI'yi alalım dediğimizde ejekülatta bu markerların pozitif gelmesi bir yerlerde haploid hücre olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bir de aslında burada bu markerlar ile ROSI'nin kesiştiği çok önemli bir nokta var. Bence asıl bu ROSI'nin bize kazandırdığı faydanın en önemli noktası şu. Volkan Hoca da bilir. Yani klinik çalışmalarda, deneysel çalışmalarda, kök hücre çalışmalarında bu hücreler biz haploid seviyeye kadar getiriyoruz. Bizim kendi kliniğimizde yaptığımız çalışmalarda da. Kuyruk çıkarmak başlı başına bir olay. Yani zaten sperm hücresi bir endosimbiyotik bir hücre. İçine bir spiroketin girmiş bir prokaryot hücre. Dolayısıyla biz İlla ki bunlarda kök hücre çalışmalarında kuyruk çıkartacağız bu hücreye diye uğraşırsak eğer o yüzden zaten ileriye gidemedi. Kök hücre çalışmaları bir yerde gelip takılıyor. Bu da kuyruk çıkarmamış hücreler elimizde kalıyor. Bunları markerlarla mayoza girmiş olduklarını, mayozu geçirdiklerini gösterebiliyoruz. Bunu işte kliniğe nasıl uyarlayacağız? ROSI ile bunları kullanırsak eğer kullanabiliyorsak İşte o zaman biz bu yaptığımız klinik çalışmaların bu çalışmaları, deneysel çalışmaları kliniğe aktarabileceğiz. Kuyruk çıkarmayı beklersek daha çok uzun süre bekleyeceğiz ama daha kuyruk çıkarmamış aşamada mayoz bölmesini tamamlamış bu hücrelerin klinikte sonuç verdiğini görürsek çok iyi. Bugün %6 gibi diyor Recai Hoca ROSI sonuçlarına 6 olabilir ama bu IVF de ilk başladığı zaman %10'larda başlamıştı. Ondan sonra üzerine bir takım modifikasyonlar eklenerek bugün %50'lere 60'lara geldi. Burada aslında ne kadar biz bu ROSI'yi kullanır, ne kadar üzerinde bir şeyler eklersek bunlara, bunların arasında markerlarla hücre seçimi olabilir, bunları besiyerlerindeki değişiklikler olabilir, elektrotlardaki değişiklikler olabilir. Belki her sene bunların üzerine bir şey eklenecektir. Ve o zaman bizim yaptığımız klinik çalışmalar bir anlam verecek. Kuyruk çıkarmayı beklemeden bunları klinikte uygulayabileceğiz belki. O bakımdan da bu marker çalışmalarının bu tür haploid hücrelerle klinikte kullanılması bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Kaan Hocam özür diliyorum. Bak buyurun. Bu bizim kongrede sen şeyle katıldın, online katıldın bizim kongreye değil mi bu evet, sefer? Evet, evet hocam. Ben Tanaka'yla birebir şeye girdim böyle karşılıklı konuşmaya girdim. Şimdi biliyorsunuz bu Hoffman modülüyle SA'lar, SP1, SP2, SC adamın ifadesi şu. Aynen sizin söylediğinizi söylüyor. Diyor ki eğer diyor bir yerde SP2, SC bulduysanız lütfen arayın diyor. Bulacaksınız orada sperm diyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle round spermatit kullanıyorum diyor.
Ben o serileri konuşmadım. Benim o diğerlerinden gebelikleri ben hiç yayınlamadım bile diyor. Çünkü oradan sperm çıkıyor diyor. Yani yuvarlak spermle o sizin dediğinize geliyor yani. Bekleyip öyle aylarca hormon tedavileri şu bu biliyorsunuz. Piyasada bu işler çok şey olmuş artık. Yıllarca tedaviler alınıyor bilmem ne. Yani adamın söylediği ben SA'yı bulduğum an benim için yeterli diyor. Ben kendim gözümle de gördüm. Adam ayda 600 tane siklus yapıyor. Dünyanın her yerinden insanlar yağıyor oraya. Ve kesinlikle yuvarlak kullanıyorlar. Diğerlerini zaten saatlerce ekip çok kuvvetli arıyorlar, buluyorlar. Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Volkan Hocam bir soru daha var. AZF delesyonlarında, A ve B delesyonlarında mutlaka çocuğa bu geçer mi? Yani AZF-B delesyonu var. Senin çocuğun da erkek çocuk olursa %100 AZF-B'dir. Bu kesin mi? Vücut bunu düzeltir mi? Yani düzeltmez herhalde ama yani böyle bir şey var mı? AZF-B mutlaka çocuğa geçer mi? Delesyonu. İster AZF-A, ister B, ister C olsun. Teorik cevap vereyim önce. Pratikteki cevap biraz farklı, teorikteki farklı. Evet. Çocuğa mutlaka geçer. Çocuğa geçtiğinde babayla aynı fenotip olmayabilir. Farklı davranabilir. Ama AZF-A ile B'de bir geçiş öngöremeyiz. Çünkü A ile B delesyonları özellikle komplet delesyonlarında erkeğin spermatogenezi olmaz. Dolayısıyla onu aktaramaz. Ama C delesyonunu aktarır. Çocukta da bu ortaya çıkarır fenotipi. Öyle cevap vereyim. Pratikte bir şey var mı bunun bir yani pratik uygulamada yani o zaman hastaya nasıl ne dememiz lazım yani AZF-B delesyon olan birisine bebeğe girerken kullanırsak bu hücreleri diyelim işte Rossi için bahsettik ya da başka şey yani bunları kullandık diyelim hücre bulduk yani bunu kullandığımız zaman gene bir infertil çocuk yapma riski artı bir de onun üzerine seks kromozomal bozuklukların da incidental olarak veya ilişkili olarak ama sonuç olarak arttığını yayınlar göstermiş durumda. Göstermişti. Delesyon varken. Ahmet Hocam, DNA fragmentasyonunun da tedavi süresi ve bu bir de nükseder mi tedaviyi kestiğimiz zaman diye soran arkadaşlarımız var. Bu konuda ne dersiniz? Tedavi süresi ve bu tedaviyi kestiğimizde yeniden nükseder mi? Yani bu tedavi süreçlerinde sperm DNA fragmentasyonunda bildiğimiz gibi bir spermatogenez süreci var izlememiz gereken. Antioksidanların kullanılması ile ilgili yapılan belli bir protokol olmadığından bahsettik ama 3 aylık bir kullanım süresi öneriliyor. Hatta bazı çalışmalarda 6 aylık antioksidan kullanım süreleri öneriliyor. Normal klinik pratiğimizde en azından bir spermatogenez siklusunun bu yaşam tarzı değişikliklerinin ya da düzeltilebilecek faktörlerin ortadan kaldırıldıktan sonra bir spermatogenez siklusunun geçirilmesini klinik uygulamalarda ben tavsiye ediyorum hocam. Sperm siklusu geçsin üzerinden yani en azından 3 aylık bir tedavi evet, verilir. Evet, evet hocam. Peki. Benim elimdeki sorular bunlar. Volkan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son mesaj olarak vermek istediğiniz, anlattığınız konuyla ilgili olarak ya da şu oturumla ilgili olarak onu da alalım sizden son cümlelerinizi. Ben çok memnun ve keyif alarak bu toplantıya katıldım. Hem sevgili Kaan abi, sevgili dostum Ahmet, Recai Hoca böyle bir hem sohbet havasında oldu. Sevgili Murat'a ve derneğin tüm hocalarına ayrıca şükranlarımı sunarım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Ahmet Hocam, sizin eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Konuşmanıza ilgili olarak. Ben de hem size çok teşekkür ediyorum abi, hem de Volkan abiye teşekkür ediyorum. Burada biraz önce bahsettiğimiz bu infertli erkeklerin takibinde özellikle meyotik hücre bölünmesini ve spermatogenetik meyotik hücre bölünmeleriyle ilgili yapılan testlerin Volkan abi ayrıntılı olarak bahsetti. Hasta takibinde önemli olduğunu düşünüyorum. Ben son olarak bundan bahsetmek istiyorum. Bir de hani belki bitirdi ama Volkan abi belki şunu sormak isteyebilirim. Bu PCNA, limon 5 bunlara bakıyoruz abi. Bunları takip ediyoruz ama son bir yıldır verdiğimiz bir önceki sayfada meyotik hücre yüzdesi var.
Ben bunu daha önce için gerçeği çok dikkatli incelemiyordum ama benim son aylarda takip ettiğim hastalarda bu hücre yüzdesinin arttığı hastalarda, tabii ki PCNA, limon 5 bunları takip ediyoruz ama bu hastalarda da en azından ejekülatta sperm çıkma ihtimalinin biraz daha testede sperm bulunma ihtimalinin klinik pratikte biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne bununla ilgili. Çünkü daha önceki incelemelerde bunu vermiyordunuz abi. Ben buna çok teşekkür ederim bu noktaya değindiğiniz için. Bu benim için en çok kilitlendiğim, fokuslandığım nokta bu hasta grubunda. Çünkü ejekulatı ben şunun için kıymetli buluyorum. Mesela siz TESE yaptığınızda testisin bir yerine lokalize oluyorsunuz. Bir biyopsi yapıyorsunuz. Ve burası bir hani spermatojenik odak içerebilir, içermeyebilir. Bir takım şans faktörleri veya işte testisin ulaşılıp ulaşılamayan bölgeleri her yerinden de alamıyor. Ama ejekulat bütün testisin bir biyopsisidir bana göre. Çünkü bizim orada fokuslandığımız bir ekspresyon testi anlamında bütün dokunun mRNA ekspresyon ürünlerine ulaşabiliyoruz. Flow sitometrik olarak ise kanaliküler sistemden buraya ulaşabilen, gene testisin her yerinden gelme potansiyeli olabilen hücrelere ulaşabiliyoruz. Biz burada hastaları şöyle değerlendiriyoruz. Eğer meiotik markörü oluşmuş veya akrozom markörü oluşmuş hücreleri görürsek, hele bunları %5'in üzerinde görürsek, bu kanıta dayalı bir şekilde spermatojenik seri hücre buraya düşüyor, bize gösteriyor. Biz bu hastalara daha çok şöyle demek istiyorum ben. Yani dönem dönem gel, bunları ben burada gördüysem mikroskopun başına arkadaşlarımız otursun, yarım saat bakıyorsa 3 saat baksın. Örneği ver, 3 saat bakalım, daha çok bakalım. Ve burada belki bulduğumuz hücreleri, şimdi bazı aparatlar da var biliyorsunuz, tek bir spermi izole olarak dondurma imkanı var. Bunlar tek tek dondurulup biriktirilebilir. Bu hastalara böyle belki non-invaziv bir çıkış bile olabilir. O nedenle bu şeye ben senin gibi düşünüyorum. Biraz hani sabırla yaklaşmak ve bu hastaları takip etmek bunlar için bir şey olabilir, çıkış kapısı olabilir. Teşekkür ederim abi. Peki. Ben teşekkür ediyorum Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'ne, Yönetim Kurulu Başkanı Recai Hoca'ya böyle bir bilimsel ortamda bizi bir araya getirdikleri için. Bir başka toplantıda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.